ikinci davadan, kaldığımız yerden devam edelim. Avukat falan mıyız bunu? Aynen öyle. Avukatız. Ha. Telefonumuz çalıyor. Ya oyunları bayağı... Bunun oyunları çok uzun zaten ya. Alo, ben Maya. Yok, hey. Ben 4 yıldır bilgisayar kullanmıyorum. Hey Maya, benim. Konuşalım. Benim Mia. Hatırlıyorsunuz zaten, Mia öldü. Maya işte kız kardeşi, bizimle birlikte artık. Aa Mia, ne haber? Bayağıdır aramamıştım. Üzgünüm, çok meşguldüm. Nasılsın? Şey, yalnızım ve bu senin suçun. Ah, sadece dalga geçiyorum. İyiyim. Sonunda kendi mekanıma sahip olmaya alıştım. Bu harika. Aslında senden bir yardım istemek için aramıştım. Biliyorum, biliyorum. Senin için yine bir kanıt taşımamı istiyorsun değil mi? Kesinlikle. Yaklaşan duruşma hakkında etrafta çok fazla söylenti var. Ve çok fazla olay oluyor. Ve o yüzden delili yanımda taşımak çok da güvende hissettirmiyor. Pekala. Bu seferki delil neymiş? Aslında bir saat. Saat mi? Evet. Bir heykel olarak yapılmış. Düşünen heykel şeklinde. Ve sana saati de söylüyor. Seveceğini düşündüm. Sen her zaman oyuncakları sevmişsindir. Hey, artık küçük bir kız değilim abla. Şş, sakin ol ya. Sadece dalga geçiyorum. Ah, ama sana şunu da söylemem lazım. Saat şu an çalışmıyor. Neden? Çalışmıyor mu? Çok saçma. İçindeki saat mekanizmasını çıkarmam gerekiyordu. Kusura bakma. Ve içine onu çıkarıp kağıtlar koydum. Aynı bir ayakkabı gibi. Kağıt mı? Yani delil kağıt mı o zaman? Anladım. Yani böyle olma ihtimali var, evet. Yarın 9 civarı ofise girebilir misin? Delil almak için. O zaman bir buluşmada olacağım, bir toplantıda olacağım. Pekala abla. Ama bak, bana yemek ısmarlayacaksın ha. Hem de güzel bir şey böyle. Şey gibi, hamburger gibi. Gerçekten bir hamburger iyi gelirdi. Pekala, pekala. Her zamanki yerimize gidelim. Ne dersin? Tamamdır, anlaştık. Tamam abla, görüşürüz. Pekala, bekliyor olacağım Maya. Ah kulağım. Diyalog kaydedildi. 5 Eylül saat 9:27. Sabahın 9:27'si ama maşallah. O saatte uyanabilmek güzel bir şey olsa gerek. 5 Eylül 8:57. Erdem, çok güzel ilerliyorsun da bölme... Estağfurullah. Sıkıntı yok yani. İstediğin zaman bir şey söyleyebilirsin. Yok yok. Yazılara falan bakıyorum arada. Ha, tamamdır. Şimdi Fey Hanım, Maya'dan bahsediyor galiba. Pardon, Mia'dan. Benim olanı alacağım, kağıtları. Üzgünüm. Ama sana elimde olmayan bir şeyi veremem. Ah Fey Hanım, siz çok kötü bir yalancısınız. Çünkü bakıyorum da delil tam da burada. Bak, düşünen heykel. Bence kağıtlar onun içinde. Nereden bildin? Gerçekten. Ben birçok şeyden haberdarım. Bunu bilmiyor musun? Bilgi toplamak benim asıl işim. Anlarsın ya. Daha dikkatli olmalıydım. Ah, canım. Çok üzgünüm. Ama korkarım ki senden bir şey daha isteyeceğim. Sonsuza kadar sessiz kalmanı tabii ki de. Elveda Fey Hanım. Ah be. Yazık oldu. Kırmızı, beyaz, mavi. Bir anlığına yayın dondu da bende. Allah Allah. Benim internetimle alakalı herhalde. Olabilir. Geç kaldım. Ha, bu garip. Sanırım şef benden erken çıktı. Benden önce çıktı. Kız kardeşinin geleceğini söylemişti yemek için. Bu koku da ne? Kan kokusu mu? Mia! Belki de ofisindedir. Hemen ofise girelim. Avukatçılık ne ya? Evcilik mi bu? Ne alakası var kardeşim? Yani... Yanında konuşan kim demiş biri? Orhun. Ha, yanımda Orhun var. Ya videonun başına zaten artık şeyi ekliyorum. Videoda bulunan konuğun ismini yazı olarak. Bu koku, kan kokusu. Abla. O Orhun Transformers'a dönüştü. Senin internet ölüyor galiba. Burada biri var. O çok güzel internetim var şu an. Şef. Şef. Kendi takılmamı duydum hadi. Sen de kimsin? Aha düştü. Erdem abi sesine yumurtalı sucuk yapıp yiyeyim. O ne? O nasıl bir fantezi? Bu garip kız yere düştü, bayıldı. Ve ben de onu koltuğa taşıdım. Sonra şefin yanına geri gittim. Pencerenin yanında uzanıyordu. Yani bu da aynı Mad Feather'daki anne gibi değil mi? Vücudu hala sıcak. Omzuna dokunduğumda bunu hissedebiliyorum. Ama bir anda o sıcaklık kaybolmaya başladı. Ve buz kesildi. Sanırım öyle. Şef! Şimdi etrafı inceleyebiliriz. Bu arada bu oyunda şöyle bir fark var. Nintendo DS'deki oyununa nazaran. Yerdeki şeyleri incelemeye koyulduğunuzda eğer incelenebilecek bir şeyse sarı yanıyor. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu güzel bir yenilik olmuş. Çok da vakit kaybettirmeyecek bizi. Kanla kaplı. Bu aletin tekrar bir cinayet aleti olması ne kadar ironik. Şef. Onu böyle görmek çok zor. Oyunu merak edenler vardı. Oyunun adı neydi? Oyunun adı Phoenix Wright. Onu tekrar böyle görmek zor. Acaba burada ipucu var mıdır? Kafasına sert bir cisimle vurulmuş ve hemen ölmüş. Düşünen heykel, onu öldürürken kullanılan cinayet silahı olmalı, aleti olmalı. Delillerin yanına eklendi. Ve ayrıca şefin vücudunun yanında cam parçacıkları da var. Muhtemelen şu lambadan düşen parçalar. Başka delil yok gibi görünüyor. Bir kağıt parçası Mia'nın elinden düşmüş olmalı. Ne olabilir? Hayır ya. Öf. Üzerinde kanla bir şey yazılmış. Maya mı? Bunu Mia mı yazdı? Bir marketten alınan bir faturaymış. Dün tarihli. A department store receipt. Aynen. Store receipt dediğine göre bir marketten alınan bir fatura. I think that's enough snooping around for now. Şimdilik etrafı dolaştığımız, incelediğimiz yeterli. Artık polisi arama zamanı. Ve şu kızın burada ne işi varmış onu da bir öğrensek iyi olur. Vücudunu inceleyelim. Olgu gibi bir şey var mı ki? Oyunda var öyle bir şey, evet. Bakması biraz zor ama bakmak zorundayım Mia'nın iyiliği için. Kafasına sert bir cisimle vurulmuş, hemen ölmüş. Bunu incelemiştik. Dışarıya bakalım. Ofisin karşısında büyük bir bina var. Gatewater Hotel. Güzel ve lüks bir yer. Bakalım başka ne var? Bu ne? Şefin sandalyesi. Basit ama işlevsel bir dizayna sahip. Oturması da çok rahat hissettiriyor. Yere cam parçacıkları saçılmış. Şu lambadan düşmüş olmalı. Bu arada koltuğa oturması güzel hissettiriyor deyince aklıma kim geldi tahmin et oğlum. Abuzitler. Her şeyden önce kışımın rahatlığı gelir arkadaşlar lütfen. Abuzit'in sözü. Fey şirketleri işte defteri, ajandası gibi bir şey. Her şey şefin inanılmaz güzel el yazısıyla yazılmış. Küçük bir ofis ama güzel para getiriyor. Doğru. Polisi aramalıyım. Bu garip. Alıcıdaki bazı vidalar çıkmış. Kayıp. Sanırım biri telefonu sökmeye çalışıyordu. Polis! Lütfen hemen gelin. Bu da neydi? Biri pencerenin dışından bağırıyordu. Oha. Bana bakıyor. Ve elinde bir telefon var. Ya hayır, biz suçlu olacağız değil mi? Gerçi biz de olabiliriz, Maya da olabilir. Çünkü Maya'nın ismi yazılmış şeye. Şimdilik bilgisayar inceleyelim. İlginç bir şekilde şefin elektronik, teknolojik şeylerle arası pek iyi değildir. Bilgisayarı kullanmasının tek sebebi e-mail'lardı. Ve bir tane büyük bir indirimde, garaj işte indiriminde bu antika bilgisayarı aldı. Garaj indirimleri Amerika'da yapılan bir şey. İnsanlar garajlarını açıyorlar ve orayı kullanmadıkları eşyalarla doldurup sokaktan geçenlere satıyorlar. Şefin önemli dokümanları burada. Duruşmaların kayıtlarını buraya koyuyor. Güzel, iyi, hoş. Bunu tekrar inceleyebiliyorum, ilginç. Keşke incelediğim şeyleri tekrar inceletmese bana. Çünkü vakit kaybettiriyor. Harika, normal bir ofis masası. Vay, çok ilginç. Müşterilerinin kullandığı şeylere iyi para harca ama kendi kullandığın eşyaları basit tut. Minimalist bir yaklaşım sergilemiş burada. Yani burada inceleyecek bir şey kalmadı. Az önceki kız nereye gitti? Onu bu kanepeye yatırmıştın. Umarım beni ekmemiştir. Ya da satmamıştır. Beni böyle korkutma. Affedersin ama sen kimsin? Sorun değil, ben burada çalışıyorum. Maya Fey. Maya Fey mi? Maya? Mia'nın yazdığı kız. Belki de ona bunu göstermem gerekiyor. Böylesinde bir kağıdın mahkeme dışında işe yarayabileceğini düşünmemiştim. Direkt gösterirsek bir işe yarar belki. Present zaten biliyorsunuz, gösterme için kullanılıyor. Mia ölmeden önce bir kağıda kanıyla bunu yazmış. Bir faturanın arkasına. Bu benim adım. Neden? Neden benim adımı yazdı ki? Lütfen sakin ol. Neden benim adımı yazdı? İşte harika bir iş başardım. Polis! Buraya geliyor gibiler. Kaldırın ellerinizi. Bu bizim mübarek polis memuru. Pekala, ben dedektif Dick Gumshoe. Gumshoe mu? Ne kadar garip bir isim. Bence Dick daha da garip bir isim. Karşı taraftaki apartmandan bir bildiri aldık. Bir cinayet olduğunu söylediler. O gördüğüm kadın olmalı. Her neyse. İkiniz de yerinizden kımıldamayın, tamam mı? Harika. Cidden harika. Maya, bekle. Hayır. O işlememiştir cinayeti be. Affedersiniz. Burada Maya yazıyor. Bu sizin için bir anlam ifade ediyor mu? O benim adım. Ne? Kurban buraya kendi kanıyla bunu mu yazdı yani? Ölmeden önce katilinin adını yazmış olmalı. Katil mi ben? Pekala, dava kapanmıştır. Bizimle birlikte karakola geliyorsunuz genç hanım. Ne? Katilinin adını verecekler değil mi? Ya polis aslında çok mantıklı bir çıkarımda bulunuyor. Yani düşünsene, ölen kadının yanında bir kağıt buluyorsun. Kağıtta kadının kanıyla birinin ismi yazılmış. Hani mantıken bu katilin ismidir diye düşünürsün. Ölmeden önce. Yani tanıyorsa olabilir. Aynen öyle. Yani. O yüzden çok mantıklı bir çıkarım. Şimdi burada polisi suçlamaya gerek yok. Ama bakalım gerçek suçlu kim? Mia'nın küçük kardeşi Maya tutuklandı. Şimdi burada işte kardeşler birbirini öldürmez gibi saçma bir şey de söylemeyeceğim. Çünkü gerçek hayatta böyle şeyler oluyor. Efendim Orhun? Bir bakıyorum suçlu bir çıkıyoruz. Var ya, bir kitap okudum. Neydi? Agatha Christie'nin bir kitabı. Kendisi polisiye yazarıdır. Conan Doyle gibi. Suçlu biz çıkıyorduk kitabın sonunda. Çok şaşırmıştım. Ben de soruşturmaya çekildim. Benden de ifade aldılar ve bir sonraki sabaha kadar bırakmadılar beni. Gözlerim uykunun ağırlığıyla kapanıyordu ama uyuyamamıştım. Oturdum ve gözaltı merkezini, işte Maya'yı daha doğrusu ziyaret etmek için ziyaret saatlerini bekledim. Bir an önce Maya ile konuşmam gerekiyordu. 6 Eylül. Vay, gerçekten Maya'yı bir suçlu gibi içeri aldılar. Ah, sen gelmişsin avukat bey. Günaydın. Günaydın. Çok yorgun görünüyor. Yani ablası öldü, suçlu yerine koyuldu. Daha ne yapılsın kıza? Siz mi avukatım olacaksınız? Ben de bunun hakkında konuşmak istiyordum seninle. Sana kalmış. Tabii ki de avukatın olacağım. Üzgünüm, olmayacağım. Canım benim. Hangisi de diyelim. Kaydetsem mi diye. Ol. Ol ya, iyi oldu. Bence bir deneyelim. Olmayacağım değil mi? Ne olacak çok merak ediyorum. Olabilir. Belki de biraz şaka yaparsam neşelenir. Tabii ki de hayır canım benim. Dalga geçiyorum. Onu biraz bile neşelenmedi. Ağlayacak kız. Batırdık. Ha? Maya? Gülümsedin mi az önce sen? Ne? Hayır. Çok inanılır değildi değil mi? Peki sayılmaz. Üzgünüm. Sadece sen bir şaka yapınca lütfen beni boş ver. Sen bayağı iyisin. Bir dakika, kim kimi neşelendirmeye çalışıyor burada? Biliyordum. Hiç kimse bana inanmayacak. Ne? Sen bile beni ofiste bulduğunda sanki ben cinayeti işlemişim gibi baktın bana. Ona gerçekten öyle mi baktım? Hayır. Asla böyle bir şey düşünmedim. Sorun değil, anlıyorum. Ve ayrıca senin hakkında çok şey duydum. Çok şey duydum. Benim hakkımda. Geçen gün ablamla konuşuyordum telefonda. Bugün benim genç partnerimin mahkemedeki ilk duruşması olacak. Vay, gerçekten mi? Nasıl geçti? Pardon, olmuş hatta. Yani bayağı iyiydi. Dürüst olmak gerekirse duruşma boyunca sürekli gergindim, telaşlıydım. Ne yani, batırdı mı gerçekten? Tam bir dahiydi. Derler ya, kötülerin kalplerine korku salmak diye. Tam da öyle biriydi işte. Ama deneyimi eksikti. Çok deneyimli biri değildi. Vay, kulağa çok eğlenceli geliyor. Eğer başım derde girerse... Arkadaşlar takip edebilir miyiz? Bir sıkıntı mı var? Yok, bakmayanlar oluyor da. Ha, tamamdır. Öyle. Başım derde girerse artık kime gideceğimi çok iyi biliyorum. Bilmiyorum Maya. Bence biraz daha beklemen gerekiyor. Ona 3 yıl daha ver. Eğer suçlu bulunmak istemezsen tabii. İşte bana böyle söylemişti. Ya, üzgünüm. Yani seni aşağılamak istememiştim. Hayır, sorun değil. Yani bence o haklı. Ama bir yandan da düşününce oturup izlemek istemiyorum bu olanları. Mia'ya bunu yapan kişiyi düşününce... Biliyorum. Aha, ağladı kız. Şimdi bununla konuşmak iyi olur. Maya. Sana sormak istediğim bir şey vardı. Evet. Bu giysi de neyin nesi? Aa, bu mu? Bu benim akolit üniformam, giysi. Yani bir çeşit üniforma diyebilirsin. Akolit mi? Şey gibi mi? Dini bir eğitimden falan mı geçiyorsun? Aa, garip bir şey değil gerçekten. Ben bir ruh medyumuyum. Ama eğitim aşamasındayım daha. Ruh medyumu mu? Bence bu çok garip bir şey. Cinayetin işlendiği gün. Bize cinayetin işlendiği günden bahsedebilir misin? Evet, bir bakalım. O sabah ablam aramıştı. Ve bir yaklaşan bir duruşma için bir delil taşımam gerektiğini söyledi. Bir delil mi? Evet, bir saatmiş galiba. Düşünen heykel. Hallerinin yaptığı... Peki nasıl bir delildi bu? Yani nasıl bir delil olabilir ki bu? Evet, bundan biraz bahsetmişti. Hatırladım. Onun kendi sesinden dinlemek ister misin? Kendi sesinden mi? Evet. Yanlış bilmiyorsam telefonuma kaydetmiştik o konuşmayı. Kaydettin demek. Evet. O şeyleri silmeyi unuttum. Telefonun kaydettiğini söylemiştin değil mi? Hadi dinleyelim. Pekala. Şimdi hatırladım da şu dedektif telefonumu almıştı. Üzgünüm. Evet, doğru. O dedektifi tekrar görürsem sorarım ona. Sana unutmaman için bir not yazacağım, tamam mı? Pekala, teşekkürler. Ruh medyumları. Demek bir akolitsin. Yani eğitimden geçen bir medyumsun. Doğru. Fey ailesi, özellikle kadınları, ruh ailesine her zaman bağlı kalmışlardır. Bekle bir saniye. Fey ailesi mi dedin? Ne yani? Mia da mı bu işlerle uğraşırdı? Tabii ki. Kendi kariyerini ilerletmek için dağdan ayrıldı. Böyle söylemişti bana. Ve ayrıca çok da yetenekliydi bu işlerde. Vay be. Hiçbir fikrim yoktu bu konu hakkında. Bekle. Ne? Bir dakika, yani sen gerçekten, harbiden bir ruh medyumusun. Basbayağı. Evet, eğitimdeyim ama. O zaman Mia'nın ruhunu çağırabilirsin değil mi? Ve direkt onu kimin öldürdüğünü sorabiliriz. 2000 IQ. Üzgünüm. Hala eğitim aşamasındayım. Öyle bir şey yapamam. Çok kolay olacağını düşünmüştüm. Ne oldu? Bir sorun mu var? Senden bir iyilik isteyebilir miyim diye soracak. Nedir? Bu çok ünlü bir avukatın adresi. Ablam uzun bir süre önce bana vermişti. Eğer başım derde girerse onu aramamı söylemişti. Ve şu an başım dertte. Gidip ona benim için avukatlık yapmasını söyler misin? Kabul et, reddet. Kabul edelim bakalım. Pekala, neden olmasın? Gidip soracağım. Teşekkür ederim. Gerçekten gideceğim başka kimse yok. Peki ya senin annen baban? Anladım. Endişelenme, bana bırak. Annesi babası da yokmuş demek ki. Teşekkür ederim. Duruşma yarın saat 10'da. Ne? Yarın mı? Yarın. Peki ya bu eleman reddederse ne yapacağız? Eğer bir avukat bulamazsam eyaletin bana bir, yani devletin avukat atayacağını söylediler. Genelde öyle olur zaten. Bir avukat bulunmazsa duruşmaya devlet avukatı atanır. Peki bu ne zaman olacak? Yani bana öğleden sonra saat 4 için süre verdiler. Ve ziyaret saatleri neredeyse bitecek. Acele etsem iyi olur. Pekala, geri döneceğim. Biraz çete mi baksak? Bir dakika. Biraz daha ilerleyeyim oyunda. Bir bakalım. O sabah ablam aramıştı. Falan filan. Ofise ne zaman vardın? 9 civarında vardım. Işıklar kapalıydı ve kan kokusu alıyordum. Sonra ablamı buldum. Teşekkürler Maya. Bilmem gerekenler bu kadardı. Artık gidebiliriz buradan. Şu bana verdiği adresi gidelim bakalım. Chat'e bakacağız deyince heyecanlandı. Chat'e bakacağız. Demiş. Hayır, Orhan bizi yakalatmaya çalışıyor. Ama Orhan o aslında. Allah'ım yarabbim. Hepinize yeni bir sabahtan hayırlı sabahlar arkadaşlar. Saçma bir cümle mi oldu bilmiyorum. Yeni uyanmış halimle bir video çekiyorum. Şu oyunun söz verdiğimiz gibi ikinci davasını bitirelim hadi. Ne yapacaktım? Unuttum galiba. Evet, en son geldiğimizde burada avukatı bulamamıştık. O yüzden ofise geri döneceğiz. 6 Eylül. Ofis polis memurlarıyla dolu. Ve hepsi meşgul bir şekilde deliller arıyorlar. Hey sen, oradaki. Burası bir suç mahalli dostum. Buradan geçemezsin. Affedersin. Sanki seni bir yerden tanıyorum ha. Bekle. Sen o Butz elemanısın değil mi? Hayır. Ben Phoenix Wright. İlk davadan bahsediyor. Belki unutmuşsunuzdur. O kadar uzun bir süre sonra tekrar oynayınca. İlk davada savunduğumuz kişi Larry Butz'tı, bizim arkadaşımızdı. Neden Larry'yle karıştırırsın ki? Sanırım ismini yanlış hatırladım. Bay Wright, kusura bakma. O Butz denen herif O bir katildi ama sen katil değilsin değil mi? İyi de suçsuz olduğunu kanıtladım. Heh, pekala. Ve sen de Detektif Gumtree Suit Shoes. Sen de Detektif Gumshoe'sun değil mi? Doğrusunu söyleyelim. Onun gibi aynı hatayı yapmayalım. Doğru. Hizmetinizdeyim. Bekle bir dakika. Detektif Gumshoe benim ismim. Neyse. İsmimi doğru söyledin en azından. Ve sakın bana Dick deme. Pekala Dick, buraya gel. Tamam efendim. Hemen geliyorum. Sen onun avukatısın değil mi? Eğer burada bir işin olursa hızlı bir şekilde halletsen iyi olur. Maya'nın avukatı olduğumu düşünüyor. O yüzden etrafı inceleyebiliriz. Ama etrafta incelenecek bir şey yok. Neyse şu camlara falan bakalım en azından. Gökyüzü mavi. Ben de öyleyim. Orada otel var. Binamızın karşısında. Ha, otelle ilgili bir şeyler söyleyecek zannettim ama söylemedi. Adamla konuşalım. Mia hakkında bir otopsi raporu yaptınız mı? Çıkardınız mı? Sonuçları öğrenmek istiyorsun değil mi? Hadi ama bana öyle bakma dostum. İşe yaramaz. Senin patronun olabilir. Ama bu benden özel bir... nasıl diyeyim? Onu çeviremedim lan. Bu benden bir şey koparabileceğin anlamına gelmiyor. Pekala. Raporu görebilirsin ama sadece bu kadar. Yaktı adam bizi. Yaktı değil, yaptı. Niye konuşamıyorum ya sabah sabah. Maya hakkında. Evet, duruşmayı dört gözle bekliyorum. Kusura bakma dostum. Ama bu kazanamayacağın bir dava olacak. Neden öyle söyledin? Çünkü devlet bu vakaya en iyi savcılardan birini koydu. Edgeworth'u. Edgeworth mü? Eminim bunun ne manaya geldiğini biliyorsundur. Yani sonuçta avukat sensin. Savcı Edgeworth. Evet, doğru dostum. Bay Miles Edgeworth'un ta kendisi. Bekle bir dakika. Onu biliyorsun değil mi? Tabii ki biliyorum diyelim. Blöf yapalım. Biliyorum. O korkulan bir savcı. Acı hissetmeyen, nasıl diyeyim, üzüntü hissetmeyen bir avcı. Savcı. Aslında mantıklı lan. Kısmen benzer. Müvekkilin ya da sanığın suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar asla durmaz. Hadi ama onun hakkında böyle konuşma. Sanki insan değilmiş gibi konuşuyorsun. Ama yine de bence bu davanın sonu da öyle olacak. Demek Edgeworth bu davada görevli ha? 20 yaşında savcı olduğundan beri hiçbir davayı kaybetmedi. Tabii ki söylentiler var. İşte bazılarıyla anlaşma yaptığından veya üzerinde oynanmış deliller kullandığından falan filan. Ama bildiğim tek şey suçtan inanılmaz derecede nefret ettiği Edgeworth'un. Onunla bu kadar erken bir şekilde yüzleşeceğimi düşünmemiştim. Pekala, geri dönelim. Ben şimdi ne yapacağım? Şeye mi gireceğim? Karakola geldik. Hey! Ne oldu? Avukatı bulabildin mi? Üzgünüm. Onu bulamadım. Anladım. Şu bahsettiği avukatı bulsam iyi olur. Grossberg. Gel artık gel. Ağzını... Allah Allah. İnceleyek var. Ne bak. Buraya geldiğimden beri bu resim, bu tablo dikkatimi çekti. Yağlı boyası o kadar yoğun ki, o kadar kalın ki burnumu çekmeme sebep oluyor. Eminim fiyatı da kayda değer bir şeydir. Pahalı bir bitki. Saksılı bitki. Ne tür bir bitki olduğunu bilmiyorum ama şu an eminim en pahalısı budur. Sarı olacaktı. Tamam. Müşteriler için bir masa. O çakmak altından falan filan. Eminim parası çoktur. Tabi avukatların çoğunun iyi parası oluyor davalardan. Hepsinin değil ama. Ama Goni masası. Ve iyi bir şekilde cilalanmış. Daha neyi inceleyebilirim Allah aşkına? Pahalı görünen raflar, pahalı görünen kitaplarla doldurmuş. Komik, hiç okunmamış gibi görünüyorlar. Daha ne inceleyebilirim? Ben ne yapayım? Benden ne istiyorsun? Arkadaşlar burada yapacak bir şey kalmadı galiba. Allah Allah. Ben bu oyunu bitirmiştim ya. Konuşalım. Ailen. Tamam. Ailene ne oldu? Sadece ablam vardı. Babam öldü ben çok küçükken. Ve annemin nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmiyor musun? O zaman canlı olabilir. Yaşıyor olabilir. Annen diyelim. Anan. Ailemdeki kadınlar, sülalemdeki kadınlar nesillerdir medyum işini yapmışlardır, medyum olmuşlardır. Kanımızda büyük oranda ruhsal güç aktığını söylerler. Ve yaklaşık 15 yıl önce ailemiz bir olayda bulundu, bir olaya girişti. Bir adam vardı ve o annemin hayatını kararttı. Kararttı mı? O olaydan sonra annem kayboldu ve birkaç yıl sonra kardeşim avukat olacağını söyledi ve dağdan ayrıldı. Dağ evimizden. Ne? Kendi başına mı yaşıyorsun? Evet, alıştım. Ve ayrıca kendi ayaklarımın üzerine basmaya başladım. Yoksa güçlerimi kaybederdim. Onun için kötü hissettim. Tek başına kaldı dağda. Annenin düşmanı. Peki bu annenin hayatını karartan kişi kim? Yaklaşık 15 yıl önce garip bir cinayet vakası vardı. Çok kargaşaya sebep oldu. Herkes onun hakkında konuşuyordu. Polis yeterli delil bulamayınca onlar da karamsarlaştı. Bekle bir dakika. Bir ruh medyumu kullanmadılar değil mi? Polis annemi ikna etti kurbanla iletişime geçmesi için. Hani ruhsal yolla. Vay, ne oldu peki? Dava çözüldü diye düşünmüştük. Düşündünüz mü? The man my mother helped. Ne oldu Ahmet Asım? Telefonla yükleyebilir miyim? Evet. O sonra bakacağız. Tamam, yükleyebilirsin. Ani kesilme için kusura bakmayın. Akraba ziyaretinde böyle oluyor. Annemin yakalanmasını sağladığı adam aslında suçsuzdu. Nasıl ya? Tabii ki bu medyum işi, polis danışmanlığında yapılan bu medyum çağırma işi tabii ki gizli bir şekilde yapılmıştı. Ama adam bunu öğrendi ve basına yaydı. Annemin bir yalancı olduğunu, işini iyi yapmayan biri olduğunu, kandırıkçı olduğunu söyledi ve medya bir anda bu olaya büyük ses getirdi. Annem insanların gülme sebebi oldu. Anneme güldüler. Anladım. Beyaz. Affedersin, beyaz mı? Onun adı buydu. Kardeşim, ablam bana öyle söyledi. Beyaz. Hatırlıyor musunuz bir ara ekrana renkler gelmişti. Beyaz, kırmızı, mavi miydi? Öyle bir şeylerdi. Tam hatırlamıyorum. Bence o adamın bu işte bir parmağı var. Allah Allah, daha ne yapayım ben, ne yapayım? Allah kahretmesin. Ne hediye edebilirim sana? Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Konuşacak bir şey kalmadı çünkü. Şey yapayım. Bunlardan birini vereyim. Mia'nın otopsi raporunu buldum bak. Üzgünüm. Bunu daha önce görmedim. Bunu gördün mü? Sana bu telefon görüşmesi hakkında bir soru sormak istiyordum. Beni içeri aldıklarından sonra dedektif telefonumu aldı. Demek ki anam şu aldı. Onu gördüğümde ondan almaya çalışayım. O zaman bunu ona gösterirsen telefon görüşmesini bize dinletecektir muhtemelen. Dur, present diyelim. Şunu verelim bakalım. Merak ediyordum da Maya'nın cep telefonunu gördün mü? Aa, bu mu? Tabii ki bende. Geri verebilir misin acaba? Tabii ki. Abi bekle bir saniye dostum. Seni kandırıkçı avukat. Hemen dürüst olalım ya, ne olacak? Eğer onu neden istediğimizi söylersem bana kesinlikle vermeyecek. Bir sorun var. Anlarsın ya dedektif. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Yani o telefonda çok fazla numara var. Onun sevgilisi falan. Ve o küçük kızın en derin sırlarını saklıyor. Beni şaşırtmaya çalışıyorsun. Üzgünüm dostum ama çoktan içindeki numaraların hepsini kontrol ettim. Etkileyici. Sen gerçekten iyi bir dedektifsin. Bak şimdi. Telefonu alamazsın, tamam mı? İçinde ayrıca çok da şüpheli aramalar yoktu sonuçta. Demek kayıtlı görüşmeyi görmedi. Aldık. Güzel. Sanırım sormam gereken bütün soruları sordum. İşin bitti mi dostum? Evet, teşekkür ederim. Şimdi çıkıyorum. Bekle. Sana söylemek istediğim bir şey daha var. Yani şahitle görüşeceğini düşünmüyorum zaten. Ve ayrıca görüşmemen daha iyi olur. Şahitleri sakın kandırmaya çalışma ya da onlarla anlaşma yapmaya çalışma. Hatırladım da bak, onu tamamen unutmuştum işte. Gidip bir görüşsek iyi olur kadınla. Şahit mi? Evet. Hanımefendi April May'den bahsediyorum. Kusura bakma. Ama sana onun hakkında bir şey söyleyemem. İsmini verdin zaten. Yeterli bence. Onu eve gönderdiniz değil mi? Bak işte bende de denemeye çalışıyorsun bu hilelerini. Duruşmaya kadar odasından çıkmayacak. Demek otelde duruyor. Evet, haklısın. Senden bir bilgi sızdıramayacağım. Kesinlikle öyle dostum. Şu hanımefendi May'e bir ziyaret etsek güzel olur. Teşekkürler bu bilgiler için. Seni kandırmak ne kadar kolaymış ya. 6 Eylül. Hey, merhaba yakışıklı. Merhaba. Bayağı iyisin Wright, bayağı iyisin. Sen o davadaki avukatsın değil mi? Dedektif bana öyle söyledi. O avukata sakın bir şey söyleme dostum dedi. Kendime not. Dedektif Gumshoe'ya işimi zorlaştırdığı için teşekkür et. Gerçekten bir film yaşıyoruz gibi şu an. O kadar heyecanlanıyorum ki kendimi tutamıyorum bile. Kendimi güzelleştireyim de iyi bir şahit olayım. Var ya, bunu sorgulayacak avukata acıyorum işte. Etrafı bir inceleyek. Bu ne? Burada bir tornavida var. Acaba içinde ne var merak ediyorum. Hey. Oha, tipe bak lan. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Dokunmak yasak. Seni yaramaz çocuk. Gerçekten başkalarının odalarını karıştırmamalısın biliyorsun değil mi? Beni üzmek istemezsin değil mi? Üzmek mi? Bir an patlayacak, beni öldürecek zannettim. Acaba çekmecenin içinde ne olabilir? Seninle bir konuşalım. Ne gördün? Bana bir şeyler anlatabilir misin? Gerçekten olay anında ne gördüğünü merak ediyorum. Görmek, olay. Gerçekten filmlerdeki avukatlar gibi konuşuyorsun. Büyük şeyli adamları severim. Kelime dağarcıklı. Anlarsın ya. Tövbe estağfurullah. Onu çok heveslendirmesem iyi olur. O olay geçen gün oldu biliyorsun değil mi? O kötü olaydan bahsediyorum. Onu görmüştün yani. Ne olmuştu? Bana anlatamaz mısın lütfen? Bir bakayım. Rüyanda görürsün. Neler olduğunu öğrenmek istiyorsan yarın mahkemeye gelmelisin bay avukat. Dostum. Hanımefendi May. Sen kimsin? Bay avukat. Bana mı yürüyorsun yoksa? Tabii ki hayır. Ben burada işimi yapıyorum. Utandığında çok tatlı oluyorsun biliyor musun? İnan bana hayatımda en çok utandığım an bu an olmuştur. Ha, doğru. Ne iş yaparsın? Hayır. Bir an umutlandın değil mi? Aa dostum. Bu oda. Burada... bu odadaki masada 2 tane bardak görüyorum. Biri seninle birlikte mi kalıyor? Aa ne kadar güzel gözlem yetenekleri. Sen o ünlü dedektiflerden biri olmalısın televizyonlardaki. Hayır ben sadece bir avukatım. Bay büyük dedektif. Neden gidip deliler aramıyorsun? Çöplükte. Ben burnunu her işe sokan küçük avukatları sevmem. Aa dostum ay tüküreyim ya yürü git artık. Hiçbir şey incelemiyoruz ha. Karşıda bizim binayı falan görüyoruz. Buradan bir yüzü görmek, yüz fark etmek zor olur diye düşünüyorum. Bizim yüzümüzü fark edemedi o zaman. O gece çünkü bize bakarak arıyordu şeyi. İnceleyebileceğim başka bir şey var mı? Çiçekler sahte tahmin ettiğim gibi. Yatağı niye inceleyebiliyorum? Basit bir yatak. Burada göze çarpan bir şey yok. İnceleyecek bir şey de kalmadığına göre şurayı tekrar inceleyebilirim. İçinde ne var acaba? Belki sonra. Buna neyi gösterebilirik? Telefonu gösterebilir miyik? Gösteremeyik. Niye böyle konuşuyorum? Konuşmam değişti iyice. Hadi karakola gidelim ve şu delili gösterelim. Al bakalım telefonu getirdim. Mia ne oldu? Bayağıdır aramadın. Aslında benim için tutmanı istediğim bir şey var. O oyunun başındaki görüşme. Bunu present edemiyor muyum? Hey bak telefonunu getirdim. Ablamın sesini dinleyebilir miyim? Al dinle bakalım. Maya'nın gözleri kapandı. Bütün sözleri yoğun bir şekilde dinledi. Çok geçmeden yanaklarından gözyaşları süzülmeye başladı. Teşekkür ederim. Aga be. Sana ne gösterebilirim daha? Al bunu present edeyim. Sana bu cinayet aletiyle ilgili bir soru sormak istiyordum. Zavallı ablam. Sormasam daha iyi olur. Her şeyi soracağız o zaman bir şey yapana kadar. Bu ablanın cesedinin yanındaydı. Ben de gördüm. Kırılmış bir lambanın parçaları olduğunu söylediler. Evet doğru görünüyor. Ama daha önce hiç camdan bir lamba görmemiştim. Ya böylesine. Ya nasıl diyeyim anlatamadım ben size. Böyle yerden yüksek lambalar olur ya, hani taban altlığı yerdedir ayakları. Neyse zaten davanın ileriki kısımlarında göreceksiniz nasıl bir şey olduğunu da. Light stand acaba bir anlamı var mı? Bakalım sizlerle birlikte. Ben de öğrenmiş olurum ya. Ha öyle bir şey var mıymış? Işıklı gösterge birimi. Yokmuş pekala. Çeviremedim şu an. Başka ne yapabilirim ki ben? Ya hiçbir şey yapamam. Avukat hala gelmedi mi? Bay Grossberg dışarıda gibi görünüyor. Belki de o gelene kadar onu beklemeliyim. Bak bu hayatımda duyduğum en yüksek sesli boğaz temizlemeydi işte. Demek sen beni arayan şu adamsın. Evet benim. Düşündüğümden daha da büyük duruyor. Peki bu rozet deneyin nesi? Sen de bir avukatsın. Evet. Ne istiyorsun? Bugünlerde bayağı meşgulüm lütfen. Bir dakika ne? Yanlış okudum galiba. Çok meşgul değilim. O yüzden... Çok meşgul değilim gibi bir şey söyledi. Meşgul değil misin? O zaman niye kimse sana ulaşamıyor? Bir sorun mu var? Sen bu herkesin bildiği Marvin Grossberg'ü görmeye geldin, değil mi? Buradayım dostum, ne istiyorsun? Hadi çıkar baklayı. Şey, aslında Maya hakkında, Maya Fey. Evet, Maya Fey. Lütfen devam et. Neden garip bir şekilde tepki verdin? Aslında çok meşgulüm dostum. Yani bir gün içinde bildirilen davaları üstlenemem, biliyorsun. Bu imkansız. Bekle bir saniye. Davanın yarın olduğunu nereden biliyordun? Duruşmanın. Her neyse. Kusura bakma ama gerçekten onun avukatlığını yapamam. Konuşma bitmiştir. Burada neler oluyor? Daha sormadan reddetti bile. Maya'ya ne diyeceğim? Ya bak kardeşim, niye reddediyorsun? Beni öyle reddedemezsin, tamam mı? Lütfen neden davayı üstlenemeyeceğini söyle bari. Anlarsın ya, çok meşgulüm. Ama müşterin Mia Fey'in kardeşi. Mia sana güvenmişti. Kardeşini sana emanet etmişti. Evet tabii ki bunu biliyorum ama üzgünüm, reddetmek zorundayım. Pekala. Seninle tartışacak vaktim yok. Gidip başka bir şey arayacağım. Bir şey mi dedim? Dedim. Yapamazsın. Ne demek istiyorsun sen? Çok üzgünüm gerçekten. Ama onun davasını üstlenecek bir avukat olduğunu zannetmiyorum. Çok üzgünüm çocuğum. Neden? Söyleyemem. Lütfen. Ama gider misin buradan? Seninle tartışacak başka bir şeyim yok. Neler oluyor burada? Mia Fey'i nereden tanıyorsun? Burada çalışmıştı uzun zaman önce. Çok iyi bir, nasıl diyeyim, stajyer. Ne desek? Unuttum ya. Yine bakacağım. Apprentice. Çırak. Stajyer de oluyormuş gerçi. İyi. Benim tekniklerimi çok hızlı bir şekilde öğrendi. Ve bir gün aniden ayrıldı buradan. Bir görevi vardı, anlarsın ya. Görev mi? Gözlerinde anlayabilirdin o tutkuyu. Gözlerinde görebilirdin. Bu çok güzel bir resim. Demek fark ettin. O benim gururum, ben neşem. Çok etkileyici değil mi? Gökyüzünün rengi, denizin o ahengi, o şapkanın güzelliği. Gerçekten en az 3 milyon lira eder. Hayır, satmayacağım. Sana bile satmam. İyi de zaten satın almak istememiştim ki. Satılık değil. İyi de almıyorum birader. Manyak mıdır nedir, ben gidiyorum ya. Maya'ya söyleyelim bari. Tak. Merhaba. Geri dönmüşsün. Bulabildin mi avukatı? Ona nasıl söyleyeceğim? Anlarsın ya. Dürüst ol. Bence o adamı işe almasak iyi olur. Pek de sağlıklı görünmüyordu. Bir deri bir kemikti, anlarsın ya. Ne oldu gerçekten? Yardım etmeyi reddetti deme sakın. Anladım. Demek bizi terk etti ha. O zaman devlet bize bir avukat atar herhalde, değil mi? Saat 4 zamanda oldu. Ne yapmalıyım? Onu bırakıp eve mi gitmeliyim? Bence savunalım ya. Hadi savuna. Pekala, kararımı verdim. Seni ben savunacağım. İstesen de istemesen de. Neden? Neden mi? Seni terk edemem. Arkadaşları olmayan biri kadar kimse üzgün olamaz. Uzun zaman önce ben de aynı durumdaydım. Aga be. Neden avukat olmuştum ki? Çünkü birinin yalnız insanlara yardım etmesi gerekiyordu. Demek ki avukat olma amacı buydu. Maya, seni terk etmeyeceğim. Bana güvenebilirsin. Çok kibarsın. Pekala. Hadi şu davayı kazanalım ve seni buradan çıkaralım. Teşekkür ederim. En azından gülümsedi. Çok farklı biri gibi görünüyor şimdi. Son bir soru. Sen masumsun değil mi? Evet. Ve sana güveniyorum. Sen de bana güven, tamam mı? Pekala, anlaştık. Ama beni rahatsız eden bir şey var. O çekmecede ne vardı acaba? O çekmeceye bakmaya çalışınca bir anda kalkışı geçti. Orada kesinlikle bir şeyler var. O zaman hemen oraya gidelim. İyi öğlenler efendim. Affedersiniz, siz kimsiniz? Kusura bakmayın efendim. Ben bu kurumda bir garsonum. Hizmetinizdeyim efendim. Doğru. Oda hizmeti için gelmiştim efendim. Hanımefendi May nerede biliyor musunuz? Şu an muhtemelen konağımızın hizmetlerinden faydalanıyorlardır. Eğer bir şeye ihtiyacınız yoksa gideceğim efendim. İstediğiniz kadar durabilirsiniz. Pekala. Bekle. Hayır. Neden buraya her seferinde gelişimde kendimi utandırıp duruyorum? Neyse. Etrafa bakma şansı. Az daha unutuyordum. Çok çabuk geldin. Miss May'e Hanımefendi May'e bir mesaj bırakılmıştı. Ona söylemek ister misiniz? Lütfen ona Blue Corp şirketinden Bay White'ın aradığını söyleyin. Tabii ki. Bay White, Blue Corp'tan. Bu ismi nerede duydum? Beyaz. Bu onun adıydı. Ablam bana öyle söylemişti. Demek Mia ve Maya'nın hayatlarını karartan herifin adı White. Bu bir tesadüf olabilir mi? Çekmeceden çıkan bir tornavida var. Artık bakma fırsatı. Bakalım burada ne varmış. Bir dinleme cihazı ha? Bir kadın bununla ne yapıyor olabilir ki? Kesinlikle bu hanımefendi May hakkında şüpheli bir şeyler var. Neden otel odasında böyle bir şey olsun ki? Kesin bu işin arkasında bir şeyler var. Pekala. Bu delili yarınki davada kesinlikle kullanacağım Maya'nın iyiliği için. Ve şu kadının bütün sırlarını açığa çıkaracağım. Ne demek istediğimi anladınız. Garson bey, orada mısınız hala? Buradan hemen gitmem lazım. Kaydedelim bakalım. 5. save. Kaç tane save'imiz var? 10 tane. İyi, güzel. Yeterli. 7 Eylül. Evet, şu an Maya Fey'in duruşmasındayız. Savcı hazır sayın yargıç. Avukat da hazır sayın yargıç Miles Edgeworth. Bugün herhangi bir zayıflık göstergesi göstermesem, zayıflık belirtisi göstermesem iyi olur, yoksa hemen üzerime üşüşür ya da üşüşmek demeyelim de hemen üzerime baskısını kurar desek daha doğru olur. Bay Edgeworth lütfen açılış konuşmasını yapın. Teşekkür ederim sayın yargıç. Bugünkü sanık Maya Fey olay mahallindeydi ve bu cinayeti işlediğine dair elimizde deliller var. Ve ayrıca bu cinayeti işlediğine dair, cinayeti işlediğini gören bir, nasıl diyeyim, tanığımız da var. Herhangi bir olaydan şüphe duymadığımızı da söylemek isterim ayrıca. Pekala, anlıyorum. Teşekkürler Bay Edgeworth. Hadi başlayalım o zaman duruşmaya. İlk sanıkla tanık farklı şeyler, pardon. İlk tanığımızı çağırıyoruz sayın yargıç. Olay yerinde inceleme yapan baş memuru, dedektif Gumshoe. Evet tanık, lütfen ismini ve mesleğini söyle. Efendim, benim adım Dick Gumshoe efendim. Ve ayrıca karakolda cinayet inceleme bölümünde görevliyim, dedektifim. Dedektif Gumshoe, lütfen bize cinayetin detaylarını anlatın. Tabii ki efendim. İlk önce şu ofisin haritasını kullanarak göstereyim. Harita değil de ne denir? Unuttum. Her neyse. Anladınız siz. Ceset pencerenin önünde bulundu. Ve ölüm sebebi neydi? Sert bir objeyle vurulduğu için kan kaybından öldüler efendim. Ve cinayet silahı düşünen heykelde cesedin yanındaydı efendim. Yani tehlikeli bir cinayet silahı olacak kadar ağırdı ayrıca. Bir kızın ellerinde bile tabii ki. Mahkeme bunu bir delil olarak kabul ediyor. Hala heykel diyorlar demek ha. Odanın planını da almış olduk. Evet efendim. Maya Fey'i hemen tutukladınız. Yani cinayet mahallinde bulunan kızı değil mi? Bana neden olduğunu anlatır mısınız? Tabii ki efendim. Onun yaptığına dair elimizde kesin bir delil vardı çünkü. Dedektif Gumshoe, bu kesin delili anlatır mısınız acaba? Anlat bakalım birader. Dın dın dın. Telefon çaldığı anda hemen olay mahalline gittik. Orada iki kişi vardı. Biri şu anki sanık Maya Fey, biri de avukatı Bay Phoenix Wright. Hemen Maya Fey'i tutukladım. Neden mi? Çünkü onun yaptığını söyleyen bir tanığımız vardı. Cinayet anında onu gördüğünü söyledi. Cinayet anında diyorsun ha? Pekala Bay Wright. Sorgulayabilirsiniz tanığı. Tabii ki Sayın Yargıç. Sorgulamak mı? Hiçbir çelişki göremedim ifadelerinde. Hey, Maya bana bir bakış attı. Maya bana bir şey attı diyor. Ablam tanıkların ifadelerinde bir çelişki bulamadığında blöf yapardı ve onların üzerine baskı kurardı. Herhangi bir ayrıntı bulabilmek için ya da ifadelerin arkasındaki ayrıntıları öğrenebilmek için. Her zaman yanlış bir şeyler bulurdu ifadelerde. Birçok zaman işe yarardı. Evet, Maya'nın ablasının taktiklerinden birkaçını bileceğini tahmin etmiştim. Neyse, deneyelim bakalım. Bir sorun mu var? Hayır, tabii ki sorgulamaya başlamak istiyorum. İlk davada yapmıştık zaten, hatırlarsınız. Şimdi bu tür Phoenix Wright oyunlarında, bu tür diyorum da gerçi başka bu tür oyun var mı bilmiyorum. Her diyalogda elimden geldiği kadar baskı kurmaya çalışacağım. Press tuşuna basacağım ki bakalım delil şeylerin, ifadelerin arkasında ne var. Hemen olay mahalline akın ettim diyor. Peki arama kimdendi? Hey dostum, aptal oynama, kimin aradığını biliyorsun. Gatewater Otel'indeki bir müşteri aramıştı. Sizin binanızın karşısındaki. Pekala, lütfen devam edin. Olay mahallinde iki kişi vardı. İşte biri Maya Fey, biri Phoenix Wright. Hemen Maya Fey'i tutukladım. Burada bir pres yapalım bakalım. Peki neden? Sebebin neydi? Onu anlatan bir tanığımız vardı. Burada da pres yapalım. Bekle bir saniye. Doğru mu duydum bilmiyorum. Ama çok önemli bir delilin olduğu için tutukladığını söylemiştin. Ben mi dedim? Öyle mi dedim? Evet, dediğini duydum. Dedin. Evet, öyle dedin. Hepsi de onayladı. Peki bu kadının dediği neydi de hani kesin delil olarak kabul ettin? Bir dakika beyefendi. Bu kadar yeterli Bay Gumshoe. Dedektif Gumshoe. Gerçekten iyi bir deliliniz var mı o kadının söylediği şeylere dair? Evet. Evet, var. Üzgünüm. Ama ifademdeki cümlelerin yerlerini karıştırdım. Kusura bakmayın. İlk önce söylemem gereken bir şey vardı. Pekala dedektif, lütfen ifadeni tekrar dinleyelim. Manyak ya. Şüpheliyi koruma altına aldıktan sonra, alıkoyduktan sonra cinayet mahallini kendi gözlerimle inceledim. Ve cesedin yanında bir kağıt parçası bulduk. Üzerinde de Maya yazıyordu. Kanla yazılmıştı. Ve laboratuvar testleri bu kanın kurbana ait olduğunu gösterdi. Ayrıca kurbanın parmağında da kan izi vardı. Ölmeden önce katilinin ismini yazmış olmalıydı. Beğendiniz mi? İşte bu kesin delil. Sorgulamaya başlamadan önce size bir sorun var dedektif. Neden bu delilden ilk ifadenizde bahsetmediniz? Anlarsanız ya, o kadar utandım ki ne söyleyeceğimi unuttum. Bu oyundaki karakterlerin kişilikleri çok güzel yansıtılmış. Falan filan. Şimdi şurada bir pres edelim bakalım. Delil bulabildiniz mi bari? Sadece dinle, güzel kısma yaklaşıyorum. Bir kağıt buldun falan filan. Cesedin yanında bir kağıt buldun diye onu ceset yazacak değil ya. Peki kim yazdı o zaman seni zeki çocuk? Kim mi? Ben yazdım. Tabii ki de katil yazdı. Bunu herkes anlayabilir. Yani diyorsun ki katil kendi adını mı yazdı? Dostum lütfen. Hayır, suç ona atıldı diyorum. Bekle bir dakika. Peki delilin nerede? Bunun olayın böyle olduğuna dair. Düşündüğüm gibi. Ağzını delil olmadan sakın açma Bay Wright. Pekala dedektif. Şu kağıtta ne yazıyor anlat bakalım. Üzerinde Maya yazıyordu. Peki bunu Mia'nın yazdığına dair kanıtınız var mı? Tabii ki var. Kan testi falan filan. Peki ne tür bir test bu? Ne tür mü? Sanırım kandan biraz alıyorlar ve daha sonra neyse, bunu söylemeyi reddediyorum dostum. Kan testlerinde uzman falan değilim ben. Evet, bu belliydi zaten. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Dedektif Gumshoe. Evet. Bir sonraki değerlendirmeyi dört gözle bekliyorum. Bak batırdı işte. Neredeydim ben? Kurbanın parmağında kan vardı. Peki hangi parmağıyla yazmıştı dedektif? Tabii ki de sağ eliyle. Evet, sağlaktı zaten. İyi denemeydi. Bunu görmek pek zor olmasa gerek. Ölmeden önce katilinin ismini yazdı. Dedektif Gumshoe. Böyle kurbanın katilinin adını yazdığı davalar çok olur mu? Tabii ki de. Kitaplarda ve filmlerde çok olur. Bu bir film değil dedektif. Gerçeklikten bahsedelim, ne dersin? Evet, öyle çok dava olmadı, haklısın. Sizce de biraz garip değil mi bir kurbanın isim yazması? Özellikle de kendi kardeşinin ismini yazması. Evet, haklısınız. Doğru. Orada dur bakalım. Tanığın fikri, düşüncesi tamamen önemsiz. Bilgiler çok açık. Kurban, sanığın adını yazdı. Katilinin adını söyledi. Sessizlik, sessizlik. Bak bu pek iyi gitmedi. Bu doğru. Tam da dediği gibi. Bir çelişki olmalı ama ben niye bulamıyorum? Delillerimize bir bakalım. Otopsi raporunda diyor ki cinayet aletiyle vurulduğu anda kurban öldü yazıyor. Instantaneous. Death was instantaneous. Yani ölüm hemen gerçekleşti. O zaman kanıyla yazmasına imkan yok. Bunu nerede gösterebiliriz ama? Ölmeden önce katilin adını yazdı diyor. Burada otopsi raporunu verelim bakalım. İtiraz ediyorum. Dedektif Gumshoe. Benim için doğrulamanı istediğim bir şey var. Kurban Mia Fey'in bu notu yazdığını söylediniz. Ve sanığı suçladığını, yani Maya Fey'i. Böyle dediniz değil mi? Bu senin hilelerinden biri değil mi? Tabii ki de o yazdı. Başka kim yazmış olabilir? Çok yanlış anlamışsın olayı dedektif. Yanlış mı anlamışım? Bunu yazamayacak bir kişi varsa o da kurbanın ta kendisi. Çünkü sizin tarafınızdan verilen Otopsi raporunda cinayet aletiyle vurulduğu anda öldüğü yazıyor. Hemen öldü. Ama aması maması yok dedektif. Sessizlik, evet avukat haklı. Hemen ölmüş biri böyle bir şey yazamazdı sonuçta. Bay Wright, affedersiniz ama otopsi raporunu nasıl elde ettiniz acaba? Nasıl mı elde ettim? Hem cinayetten sonraki gün elde ettim. Peki ne diyeceksiniz? Sayın savcı. O otopsi raporunun son kullanım tarihi geçti. Yani değiştirildi otopsi raporu. İkinci bir otopsi raporu çıkarıldı benim isteğim üzerine. Ama değiştirilmiş halinde yeni otopsi raporunda kurbanın ölümden sonra demeyeyim de darbeden sonraki 1-2 dakika daha yaşayabileceği ihtimali öne sürülmüş. O vuruştan sonra. Bu sonuçları sabah aldım. Sayın Yargıç, bence 1-2 dakika içinde Maya yazmak kolay olur diye düşünüyorum. Hepsi bu kadar. Kahretsin sana Edgeworth. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmeliydim. Evet Bay Wright, çok şaşırmış görünüyorsunuz. Söylemek istediğiniz bir şey mi var? Lanet olsun sana Edgeworth mu diyelim. Bu dedektif tam bir şey yani. Ezik. Edgeworth'e laf atan. Bay Edgeworth. Bir suçlu şeyi almak için ne derler? Verdict neydi ya? Unuttum. Hüküm. Suçlu hükmü almak için elinden geleni yaptığını duydum. Neden ikinci bir otopsi raporu çıkarasın ki? Bir dakika. Saldırı yok. Savcıya saldıramazsınız avukat bey. Evet Bay Wright, ne söylersen söyle bu rapor reddedilemez. Oğlum o çok garip bir tutuş yalnız iki parmağının arasında. Bu raporu mahkemeye arz ediyorum. Tabii ki bu delili kabul ediyoruz. Pekala Sayın Yargıç. Sonuçta bu elimizdeki deliller katilin gerçekten bu işi yaptığını gösteriyor. Evet sonuca vardık gibi. Ah kahretsin bu iyi gitmiyor. Savcı bir sonraki tanığı çağırmak istiyor. Bu zavallı genç hanım cinayeti kendi gözleriyle gördü. Pekala. Hanımefendi April May kürsüye gelebilir. Onun hangi tarafı masum acaba? O bakışlardan sonra öyle. Ya üstüne bir şeyler giy. Tanık lütfen adınız. April May servisinizde. Ya ablacığım. Bak mahkemeyi ayartmaya çalışıyorsun. Buna gerek yoktu tepkiye. Ve ayrıca lütfen tanık göz kırpmaktan kaçınsın. Pekala Sayın Yargıç. Bu iyi değil. Mahkemedeki bütün adamların kalbini çaldı. Evet, lütfen bize 5 Eylül gecesi nerede olduğunuzu söyleyin. Otel odamdaydım anlarsınız ya. Ve bu otel avukat şirketinin tam karşısındaydı değil mi? Bu doğru. Lütfen gördüklerinizi söyleyin. Anlatın. Tanığın ifadesi. Saat gece 9 gibiydi. Pencereden dışarı bakıyordum. Daha sonra uzun saçlı bir kadına saldırıldığını gördüm. Ona saldıran şu sanık sandalyesinde oturan küçük kızdı. Ondan sonra kadın bu saldırıdan kaçtı. Ama o kız onun peşinden koştu, onu yakaladı ve ona vurdu. Sonra uzun saçlı kadın yere düştü. Son gördüklerim bu kadar. Pekala Sayın Yargıç. Anlıyorum. Gerçekten iyi bir ifadeydi. Yani su götürmez bir ifadeydi. Neden bu tanığı sorgularız bilemiyorum. Bekle bir saniye Sayın Yargıç. Evet Bay Wright. Peki ya benim sorgulamam ne olacak? Ama ifadesi çok iyiydi. Sizce de öyle değil mi? Bay Wright, siz Mia Fey'in stajyeriydiniz. Doğru değil mi? Onun tekniklerini çok iyi biliyor olmalısınız. Mükemmel ifadelerdeki en ufak hataları bile bulmakta çok garip teknikleri vardı onun. Korkakça teknikleri vardı. Hey, ne diyorsun sen? Pekala Bay Wright. Sorgulayacağız tabii ki. Memnuniyetle. Kesinlikle bir hata yapmış olacak. Cinayeti işlememiş birisinin cinayeti işlediğini nasıl iddia edebilirler ki? Gece 9 falandı ve daha sonra uzun saçlı bir kadına saldırıldığını gördüm. Kaçtı mı? Neyden kaçtı? Saldırıdan tabii ki. Lütfen ifadenize devam edin. Sonra o kız onu yakaladı ve ona vurdu. Peki benim müşterim olduğunu nereden anladınız? Ben... Yani bir kızın vücuduna sahipti ve küçüktü. Evet, küçüktü. Başka kim olabilir ki? Haklı. Bekle bir dakika. Bu ifade çok pis şeyler kokuyor. Bir şey görmediğinize eminim. Gerçekten... Sanı gördünüz mü, görmediniz mi? Bay Wright, bunun anlamı da ne? Evet, bunun anlamı da ne? Pekala. Gerçekten benim müvekkilimi gördüyseniz, onun fiziğinden önce, vücudunun şeklinden önce kıyafetlerinin gözünüze çarpmış olması gerekiyor. Çünkü hiç kimse normal bir günlük hayatta böyle kıyafetler giymez onun haricinde. Tamam, moda uzmanı falan değilim. Ama yani giyimi de saçı da bana çok garip görünüyor, tamam mı? Ve tanığın ifadesinde bunların hiçbiri yok. Bu ifade tam bir saçmalık. Ama cinayet günü böyle giyindiğine dair bir kanıt yok elimizde. Ben gördüm onu. Dedektif Gumshoe da gördü. Peki buna ne diyorsunuz hanımefendi May? Ne demek istiyorsun seni kaba avukat? Ben gördüğümü söylüyorum. Küçük detaylara takılmıyorum canım hanımefendi May. Lütfen ifadenizden herhangi bir şeyi eksiltmemenizi rica ederiz. Üzgünüm Sayın Yargıç, uslu bir kız olacağım, söz veriyorum. Lütfen tekrar ifade verin. Ah, neredeyse yakalamıştım. Hakimi bile ayartmaya çalışıyor pislik ya. Her şeyi gördüm, her şeyi. Kurban ilk saldırıdan kaçtı ve sağa doğru koştu. Ondan sonra o garip kıyafetli kız arkasından koştu. Ve sonra onu elindeki aletle vurdu, o saatle. Evet, bir heykel şeklinde bir saatti galiba, düşünen heykeldi. Pekala, ifadem nasıl, korktunuz mu? Anlıyorum. Keşke en başından böyle detaylı bir ifade verseydiniz. Lütfen sorguya başlayın. Korktun mu diyen kadın aklıma geldi bu kadına bakınca. Her şeyi gördüm, her şeyi. Kaçtı falan filan, arkasından koştu. Şimdi sağa kaçtı demiştim. Şurada bir baskı kuralım bakalım. Sizin sağınız mı yoksa kurbanın sağı mı? Gerçi değişmiyor da. Peki ben bıçağı hangi elimde tutuyorum şu an? Sağ elimde, değil mi? Memnun oldunuz mu Bay Wright? Şurada da bir baskı kuralım bakalım. Onun kıyafetlerini hatırlamanız ne güzel bir şey. Ve sonra onu o aletle vurdu. Peki bu alet nereden geldi? Masadan aldı, anladım. Ne tür bir aletti bu? Saat gibiydi. Heykel şeklindeydi. Bir saat mi? Bir dakika. Niye bu kadar şaşırmış görünüyorsunuz Bay Avukat? Sonuçta kazanamayacaksınız değil mi? Hayır hayır. Bir şeyler bulduğuma dair bir şey var aklımda. Onun saat olduğunu nereden bilebilir ki? İtiraz ediyorum. Hanımefendi May, az önce dediğiniz şey yalanınızı açığa çıkardı. Açığa mı çıkardı? Seni yaramaz avukat. Bu düşünen heykelin bir saat olduğunu söylediniz ama bunu bakarak anlamanızın imkanı yok. Sizin yerinizde o kürsüde bulunmuş bir kişi de bunun saat olduğunu söylemişti. Ve cinayetten suçlu bulunmuştu. Sessizlik. Lütfen bunun saat olduğunu nasıl bildiğinizi söyleyebilir misiniz? Tanık cinayeti olduğu anda gördü. Önemli olan tek şey bu. Avukat işi karıştırmaya çalışıyor. Evet evet tabii ki. Lütfen sorunuzu geri çekin Bay Wright. Ama elimde sadece soru var. Başka bir şey yok Sayın Yargıç. Ve siz de hatırlarsınız ki daha önce de bu sorularla suçluyu bulmuştum. Yani bir kez. İtiraz reddedildi. Tanığı sorgulamaya devam edebilirsiniz. Biz kazandık. Şeyin itirazı reddedildi. Edgeworth'in. Ne oldu şimdi? Şimdi olacak şey soruma cevap verecek olmanız. Bunun saat olduğunu nereden bildiniz? Çünkü duydum. Evet, duydum. Saati söylediğini duydum. Demek o hukuk bürosuna gittiniz ha? Avukat bürosuna. Hayır, öyle oraya gittiğimi söylemedim. Oraya neden gideyim ki? Otel odamdan duydum. Bu olayın olduğu yer otele çok yakın bir bina. Saatin sesini duymuş olması muhtemel. Evet Bay Wright, memnun kaldınız mı? Hayır Sayın Yargıç, şimdi pes edemem. Memnun kalmadım çünkü duyamazdı. Siz oteldeydiniz. Amatörler, beni dinle Bay Wright. Mahkemede delil her şeydir. Delil olmadan siz bir hiçsiniz. O zaman gerçekten duyamadığına dair bir delil öne süreceğim. Saat sesi çıkmadı ki zaten. Bu daha doğru bir söylem olur. Evet mahkemenin değerli konukları. Bu saatin içi boş. Yaşam için teknoloji. İçinde saat mekanizması yok ki duyamazdı. Çıkardığını söylemişti zaten Mia. Nasıl olur? İçine bakın lütfen. Kayda değer bir şey görüyor musunuz Sayın Yargıç? Avukatın da dediği gibi. Bunun içinde saat mekanizması yok. Tamamen boş. Nasıl duyacak? Duyamaz ki. Bay Wright, bunun anlamı nedir? Gördüğünüz gibi o saatin içi boş. Yani saati duymuş olması imkansız. Bu yüzden tanığımız tam bir yalancı. Evet hanımefendi May. Ne oldu hayırdır? Gerçekten iyi bir şov sergiledin Bay Wright. Hadi ama. Saatin boş olduğunu biliyordu değil mi? Bir şeyi unuttuğunuzu zannediyorum. Kesinlikle saatin içi boş. Yani sizin söylediğiniz gibi ses çıkamaz. Ama bu içindeki mekanizma ne zaman çıkarıldı? Eğer tanık saatin sesini duyduktan sonra çıkarıldıysa o zaman burada bir çelişki yok. Bu doğru. Böyle bir ihtimal var. Saatin sesini duyduktan sonra boşaltılmış olabilir. Ve kesinlikle de öyle oldu Sayın Yargıç. Ne zaman çıkarıldığını söyleyecek bir delil var mı elimizde acaba? Tabii ki de var. Ne? Nasıl şaşırdı? Bana delil her şeydir diyen sen değil misin? Pekala. Al bakalım sana o çok istediğin delil. Telefon görüşmesi. Al bakalım. Şuna bir bak. Bu çok tatlı bir telefon. Çok hızlı bir telefonunuz var. Bekleyin bekleyin. Hayır bu benim telefonum değil. Dinleyin. İşte bu sanığımın telefonu ve içinde bir kayıt var. cinayet günü kurbanla yaptığı görüşmeye dair bir kayıt hem de. Sessizlik. Sanığın telefonu mu? Bu bana söylenmemişti. Belki de dedektif Gumshoe gözden kaçırmıştır. O dedektif. O herif için kötü hissettim be. Neyse, şunu dinleyelim. Düşünen heykeli almamı istiyorsun yani, değil mi? Evet, alabilirsen tabii. Ama sana şunu söylemem lazım. Şu an saatten ses çıkmıyor. Aa, neden ki? Çalışmıyor mu? Ne yazık. İçindeki mekanizmayı çıkarmak zorundaydım. 5 Eylül de kaydedilmiş. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani tanık olayı görmeden çok önce kaydedildi bu. Pekala hanımefendi May, bize anlatabilir misiniz? Bu aletin saati olduğunu nereden biliyordunuz? Şu şey, çok belli değil mi? Daha önce görmüştüm bu saatte. Hangi markette? O kadar çok markete gittim ki unutmuşum. Evet, daha önce gördüysem mantıklı olabilir. Bir itirazınız var mı? Tabii ki var. Bunu herhangi bir markette bulabileceğiniz bir şey değil. Daha önce gördüğünü söylüyor. Ama daha önce zaten bu mahkemeye sürülmüş bir delille çelişiyor bu söylediği. Görelim bakalım. Larry Butz tarafından yapılmıştır bu. Çok basit. Hiçbir markette yok ki bunlar. Ne? Bunu bir arkadaşım yaptı. Dünyada sadece 2 tane var. Burada olmayan saat karakolda. İmkansız. Her şey markette satılır. Bence artık marketlere gitmeseniz iyi olur hanımefendi May. Çıldırdı kadın. Oha, ne oluyor? Kalbin yeri değişti. Uf, çok çirkin. Ne oldu lan sana? O aptal saatin hiçbir önemi yok, tamam mı? O yaptı, cinayeti o işledi ve gebermesi lazım. Gerçek kimliği açığa çıktı, bence tutuklayın artık. Sayın yargıç. Şşş, hadi kendimize gelelim, burası bir mahkeme, hadi ama. Tanıktan sakin kalmasını rica ediyorum. Ha tamam. Aha, aptal ben. Kendimi kaybettim galiba, sanırım kaybettim. Korkutucu. Size şunu soracağım. Bu aletin saat olduğunu nereden biliyordunuz? Tatlım. Avukatın bu davranış üzerine bir fikri var mı? Pekala, yakaladım. Evet sayın yargıç. Açıklamama izin verin. Hanımefendi May bunun bir saat olduğunu biliyordu. Çünkü öyle duymuştu. Saati daha önce hiç kendi gözüyle görmedi. Ama onun bir saat olduğunu duymuştu. Duymuştu mu? Doğru sayın yargıç. Yoksa bunun saati olduğunu nereden bilecek? Ve size kanıtını da gösterebilirim. İlginç, göster bakalım. Dinleme cihazı. Şuna bir bakın bakalım. Ah! Bunu hanımefendi May'in odasında buldum. Bay Wright, lütfen mahkemeye açıklayın bunun ne olduğunu. Kurbanı dinliyordunuz değil mi? Onun telefonunu. Ah! Sayın yargıç, bu konuyla alakasız. Öyle olduğunu zannetmiyorum. İtiraz reddedildi. Bence bu dinleme cihazı tanığa ait. Ama bu saçmalık. Tanığın dinlediğini mi söylüyorsun yani? Kesinlikle. Ama olay böyle olduysa bile, ki öyle olmadı, bir şeyi kanıtlaman lazım. Kurban hiç telefon görüşmesinde bunun bir saat olduğunu söylemiş miydi? Bunu kanıtlayabilir misin? Zannetmiyorum. Aa, öyle mi? Kanıtlayabilirim. Çok basit. Ne? Dövüşü benzedi iyice. İşte kanıt. Görüşmede mi söylemişti acaba? Telefon görüşmesinde söyledi. Evet. Sanığın telefonunu gösteriyorum. Evet, bunu görmüştük. Şu diyaloğu bir daha dinleyelim bakalım. işte burada telefon olduğunu, şey, saat olduğunu söylüyor zaten. İşte saat olduğunu böyle öğrendi. Yanlış mıyım? Sayın Yargıç, bu çok saçma. Sayın Yargıç, şu tanığın yüzüne de bakın lütfen. Sizce de çok korkmuş görünmüyor mu? Bir yanıt bekliyorum. Tanık, lütfen soruya cevap verin. Onu dinlediniz mi, dinlemediniz mi? Kapayın çenenizi. Benimle böyle konuşma hakkını kim verdi size? Seni avukat. Bu hiç de adil değil. Hepiniz benim üstüme baskı kuruyorsunuz. Tamam. Yaramaz bir kızım. Ne olmuş yani? Ağladı. Ağlamalısın. İşte. Mahkeme gerçek yüzünü gördü. Son vuruşu vurma zamanı. Neden dinlediniz? Neden telefonunu dinledin? Söyle. Soruya cevap ver. Cevap vermem mi gerekiyor? Bu bir cinayet vakası mı? Sonuçta bu bir cinayet vakası değil mi? Telefonu dinlemek bu konuyla alakasız bir şey değil mi? Ah, Edgeworth'un ondan söylemesini istediği şeyleri söylüyor. Hanımefendi May, kurbanınızın telefonunu dinlediniz. Bence bu hiç de alakasız bir şey değil. Evet, bunu söylediğiniz zamandaki ses tonunuzu çok beğenmedik avukat bey ama haklısınız. Bir açıklamanız var mı? Kurbanınızın telefonunu dinlediyseniz bile bunun bu vakayla bir alakası olmadığını kanıtlayabilir misiniz? Bunu nasıl yapacağını merak ediyorum. Ah bay avukat, o kötü gülüşünüzü gördüm. Muhtemelen şöyle düşündünüz, bu sefer onu yakaladım diye. Ha, bayağı iyi. Bunu düşünen tek adam değilsiniz tabii ki. Ve kanıtlayacağım. Aha, ciddi olamazsın. Tabii ki de. Çok ciddiyim. Evet, cinayet saat 9 civarında gerçekleşti değil mi? O saatlerde oda servisi gelmişti. Oda servisi mi? Buzlu kahve almıştım sanırım. Normal kahve gibi ama soğuk. Eğer hemen içmezseniz buz erir ve daha sonra elinizde normal bir kahve kalır. Buzlu kahve mi? Sence bunu uyduruyor muyum? Garsona sorun bakalım. Evet, böylece tanık olay mahallinde değildi. Peki şimdi ne yapacağız? Bunu söylemekten çekiniyorum ama tanığın kurbanı dinlediği açığa çıktı. Ancak o apayrı bir suç ve şu anki davayla herhangi bir alakası yok. Ve ayrıca ifadesi hala geçerli. Maya Fey'i, yani sanığı gördü cinayeti işlediğini. Hayır. Eğer hanımefendi May'i cinayetle bağdaştırmazsam bu davayı kazanabilmeme imkan yok. Peki avukatın söyleyeceği bir şey var mı? Hadi bir şey düşün. Şeyi çağıralım. Garsonu çağıralım. Burada şüpheli bir şeyler var ve derine inmeye çalışacağım. İyi de zaten yeteri kadar derine indin. Batacaksın. Garsonu çağırmayı reddediyorum. Neden? Sebebin ne? Çünkü zaten cinayet olayıyla dinleme olayının bir alakası olmadığını öne sürdüm. Ancak bir şeye kabul edersen tanığı çağırırım. Neyi kabul edecekmişim? Ah, kusura bakmayın, biraz gerin. Garson çağrıldıktan sonra hanımefendi April May'in olay mahallinde bulunmadığını kabul edeceksin. Ve ayrıca hanımefendi May'in suçlu olmadığını da, masum olduğunu da kabul edeceksin. Ayrıca Maya Fey için suçlu hükmünü de kabul edeceksin. İşte şartım bu. Ne? Bu nasıl bir şart lan? Şey anlaşmaları gibi, Türkiye'ye daha önce kabul ettirilmeye çalışılmış anlaşmalar gibi. Manyak mısın? Peki hala kabul ediyorum. Hadi bakalım. Aptal. Tuzağıma düştün. Peki hala o zaman. Garsonu çağırıyoruz. Ya var ya, kesin bir hileler yapıyor bu pislik. Evet, tanığın ifadesine hazırız diye düşünüyorum. Gerçekten bir garson gibi duruyor. Elindekileri niye getirdin birader? Ha, iş ortasında çağırdınız. Ama hizmette bulunmaktan mutluyum. Vay be, o çay seti çok ağır duruyor. Her neyse, çok bekletmeden lütfen ifadenizi verin. Evet, oda servisi. Gatewater Hotel'inde baş garsonum. Ve nesillerdir burada çalışıyoruz. Sanırım saat 8'den sonra akşam misafirimizden telefon almıştım, telefon araması. Buzlu kahve istemişti. Saat 9'da getirmemi istemişti. Ve ona tam istediği vakitte getirdim. Anlıyorum. Sorgulayabiliriz. Pekala. İşte eğer burada cinayetle bağlantılı olmadığını kanıtlamazsam Maya'nın işi bitecek. Otelde tam olarak ne yapıyorsunuz? Benden istenilen herhangi bir şeyi. Misafirleri kontrol ediyorum. Misafirlerin istediklerini getiriyorum. Odaları temizliyorum. Yatakları yapıyorum. Ve hanımefendi May'i özel olarak kontrol ediyorum. Her zaman bu kadar kibar mısındır? Lütfen gereksiz sorulardan kaçının. Saat 8'de bir arama aldın. Hanımefendi May olduğuna emin misin? Seni arayan kişinin. Tabii ki efendim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kişisel olarak kontrol ettim çünkü. Sadece o müthiş görünümünü görmedim ama aynı zamanda sesini de duydum. Ondan sonra onları gördüm. Ve neyse, ne diyorduk? Onu bayağı iyi hatırlıyorum efendim. Ve saat 9'da bir buzlu kahve getirmemi istedi. Saat tam 9'da diyorsun yani. Evet. O detayı birkaç kez kontrol etmem gerekti. Bir televizyon programı izliyordu. Ve program bittikten sonra içmek istediğini söyledi. Saat 9'da, cinayet anında. Tam da istediği saatte getirdim efendim. Saat tam istediği saatte, ha? Tam 9'da yani. Kesinlikle tam 9'da efendim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Saat tam 9'da getirilmesini istemekte fazla kararlıydı. Ah garson bey, saat tam 9'da buzlu kahve istiyorum dedi. Evet, öyle bir şeyler demişti. Ben de saat tam 9'da kapısını çaldım. Neden bu kadar saat konusunda emin olmasını istedi ki? Ve istediği buzlu kahveyi götürdüm. Onun April May olduğuna emin misin? Kesinlikle efendim. Kesinlikle mi? Evet efendim. Kesinlikle. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Oda servisi için gittiğimde o efendim bana bir iyilik yaptılar. Ne yaptı oğlum kadın? Sizi kucakladılar mı? Yok, hayır efendim, kucaklama değil, öptüler ama bir Fransız öpücüğü değildi, yanak öpücüğüydü. Neden böyle bir şey yaptı ki? Bence belki de davranışımdan hoşnut kalmıştı. Asla unutamayacağım bir anda efendim. Çok pis kokuyor bu ifade. Bence garsonun kendisini hatırlamasını istedi. Bu iyi değil. Hiçbir şey kalmadı. Bu kadar mı? Sonunda anladın demek. Bu garsonun yalan söylemek için bir sebebi yok. Şimdi artık şu sorguyu bitirelim ha. Evet. Artık tanık gidebilir. Hayır, bunun olmasına izin veremem. Protesto ediyorum. Bekleyin. Bir dakika bekleyin. Eklemek istediğiniz bir şey mi var? Son bir soru daha. Lütfen son bir soru. Sayın Yargıç, itiraz ediyorum. Bu iş yeteri kadar uzadı. Sakin olun Bay Edgeworth. Pekala Bay Wright. Ama sadece bir soru. Tamam. Bu son şansım. Şimdi ne soracağım? Hayır. Ne soracağız ya? Check in. Room service. Oda servisi. Oda servisini soralım. Bana oda servisinden bahsedin. Tekrar mı? Saat tam 9'da 303 no'lu odada bulunan hanımefendi May'e oda servisi için bulundum. Ve istediği buzlu kahve 18 dolar tuttu hatırladığım kadarıyla. Anlıyorum. Bir dakika, 18 dolar mı? Sence de bu biraz pahalı değil mi? Evet şey... 2 kişi için buzlu kahve istedi efendim. Ne dedi o? Bir dakika, ne dedin sen? Şey, hiçbir şey. Bize doğruyu söyle. Odada başka biri daha mı vardı? İtiraz ediyorum. Bu çok saçmaydı. İtiraz reddedildi. Tanık soruyu cevaplasın. Şey, anlarsınız ya. Neden bunu ifadende bulundurmadın? Şey efendim, anlarsınız ya. İyi deneme. Bunu söylemen gerekiyordu. Ha evet, kesinlikle. Şey, Bay Edgeworth. Ondan bahsetmememi istedi efendim. Aha, seni pislik, seni aptal. Yakaladım. Başardım, kazandım. Evet, demek odada biriyle birlikteydi, bir adamla birlikte, doğru mu? Evet efendim. Oda servisini getirdiğinde o kişiyi görmediniz odada değil mi? Bu doğru efendim. Sayın Yargıç, bu cinayette birinin daha alakalı olduğunu öğrendik. Bu yeni bilginin ışığında bence bir hüküm getirmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi Bay Edgeworth? Bu diğer kişi kim peki Bay Wright? Kesinlikle... hanımefendi May'in yanındaki adamdı. Sayın Yargıç, daha önce de belirttiğimiz gibi hanımefendi May kurbanın telefonunu dinliyordu. Ve cinayet anında cinayet mahallinde olmadığına dair bir kanıtımız vardı elimizde. Ama ancak yanındaki adamın kim olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü cinayet anında garson odada birini görmedi. Seni küçük. Çok geç kaldın dedi. Çok mu geç kaldım? Çok geç kalmış olmamı isterdin değil mi? Sonuçta bu diğer adamın varlığını saklayan kişi sensin. Seni amatör. Bu şeyler, ne diyeyim? Accusations. Niye hatırlayamıyorum? Niye hatırlayamıyorum ya? Neyse, birlikte bakalım. Bu ithamlar, bu suçlamalar. Saçmalık. Pekala, bu kadar yeterli. Mahkeme avukatın ifadesini kabul ediyor. Ve bu olayı biraz daha incelemenizi istiyoruz sayın savcı. Anlaşıldı mı? Evet sayın yargıç. Bugünlük bu duruşmadan bu kadar. Mahkeme dağılmıştır. Tak tak tak. 7 Eylül. Bay Wright, harikaydınız. Gerçekten mi? Ter attık be. 5 kilo. Evet, sanırım yeni hayranınız ben olabilirim. Sadece işimi yapıyordum. Peki o diğer avukat kimdi? O da bayağı havalıydı. O yüzü, gözleri, titreyen dudakları beni titretti resmen. Öyle diyorsan öyledir. Ne oldu peki? Eve gidebilir miyim artık? Şey... Hayır, henüz değil. Anladım. Ama iyi bir ipucu yakaladım. İpucu mu? Evet. Hanımefendi May'in yanındaki adam. O bu vakayı çözmemizde anahtar olacak. Pekala, anladım. Peki hanımefendi May'e ne oldu? Onu tutukladıklarını duydum. Artık onun büyülemeleri işe yaramıyor. Muhtemelen karakoldadır. Oraya da bir ara uğrasam iyi olur. Her neyse. Daha dava sona ermedi. Şu adam hakkında biraz bilgi toplasam iyi olur. Sence ablamı öldüren kişi mi? Merak etme, yarın öğreneceğiz. Sana güveniyorum. İfadesinin tamamının kaydını istedim. April May'in. Yarınki duruşmada işime yarayabilir. Şimdi bakıyorum da ifadesi yalanlarla dolu. Ama yalan olmadığını düşündüğüm bir kısım var gibisinden bir şey dedi. Bakalım bu ne işime yarayacak. Neyse, araştırma yapma zamanı. Maya karakolda durmasın diye onu özgür bırakacağım. Bu oyun niye bu kadar uzun? Merhaba arkadaşlar. Bir Level Atladı'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7 Eylül, karakol, ziyaretçi odası. Aa, merhaba. Böylesine bir yerde beni birinin ziyaret edeceğini düşünmemiştim. Gerçekten sessiz bir yer. Hayır, sen kokuşmuş avukat mı? Ah, umarım geberirsin. Gülmeye falan mı geldin? Hah, gül bakalım. Hayır, pek sayılmaz. Sormak istediğim bir şey vardı. Ne yazık ki bana bir şey sorulmasını istemiyorum, kusura bakma. Yeteri kadar sorgulama yapmadın mı zaten, diken kafa? Ha, yine başlarız. Yine diken kafa ithamları. Tamam, saçımı jölelemem benim sıkıntım değil, tamam mı? Jöle kullanmayın bu arada. Lütfen hadi ama, güvenlik görevlisini korkutuyorsun. Bu yüzle ben de korkardım. Ne sormak istiyordun? Hı? Hemen nasıl da yumuşadı. Güvenlik görevlisine bakalım. Bu eleman işte ziyaretçi odasını kontrol ediyor, görüntülüyor. Hiç kımıldamadı. Gerçekten işinde uzman biri. Belki de hanımefendi May kadar gibi çok kadın görmüyordur. Geri dönelim. Bu arada oyunun sesi niye bu kadar fazla, kafayı yiyeceğim. Heh, tamam. Kendi sesimi duyamıyorum, oyunun sesi çok fazla olunca. Şu herif. Bu seninle otel odasındaki heriften bahsedersek eğer, bana onu anlatır mısın? Şu an nerede? Hadi ama. Olamaz Joss. Belki de onu konuşturacak bir şeyim varsa, o zaman bir şey göstereceğiz, sunacağız, present edeceğz. Why did you place a WhatsApp in Mia's phone? Neden Mia'nın telefonuna bir dinleme cihazı yerleştirdin? Ah, sen öyle söyleyince çok kötü bir şey yapmışım gibi geliyor kulağa. Çok suçmuş gibi. Evet, insanların telefonlarını dinlemek bir suç hanımefendi. Ve bunu hukuk okulunda falan mı öğrendin? Sapık. Bu kadın gerçekten imkansız biri. Tavırın. Neden bu kadar sinirlisin? Yani demek istediğim, kötü birine benzemiyorsun. Ah, bitti bu iş. Seni pislik avukat. Pislik mi? Avukatlara karşı bir garezi mi var, yoksa bana karşı mı bir garezi var? Bence ikisi de. Şimdi sana neyi göstersek acaba? Bu ne? Neyi göstersek? Gel. Bunu göstersek. Hey, ne oldu bil bakalım. Aslında ben senden gerçekten nefret ediyorum. O yüzden kaybol, tamam mı? Sana yardım etmeyeceğim. Vay, teşekkürler. Bunu fark etmiştim zaten. Hangisini göstersek yardımcı olur acaba? Bunu göstersek. Ha, bunda da aynı cevabı veriyor. Peki ya dinleme cihazını gösterirsek? Yine bir şey olmadı. Maya'yı gösterirsek? Yine bir şey olmadı. İşte Phoenix Wright oyununu oynamanın yolu budur arkadaşlar. Doğru cevaba ulaşana kadar her şeyi denersiniz. Lan neyi göstermedim ki? Bak, ben avukatım, ye bunu. İşe yaramıyor. Bir tek otopsi raporu kaldı. Hiçbirine karşılık vermiyor hastamız. Ne yapsak ki? Kamerayı kontrol edelim. Kameraya gülümse. Niye? Lan vallahi bir şey kalmadı. Allah Allah. Her şeyi gösterdik. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bari hukuk bürosuna gideyim. 7 Eylül. Görevliler bugün büromuzda değiller. Bu şeyi bahsediyor. Olay mahalli inceleme görevlilerinden. Onlara ne dendiğini unuttum. Forensic deniyor İngilizce'de ama. Dedektif Gumshoe da buralarda değil gibi görünüyor. Gerçekten burada fena çalışmışlar. Hiç ipucu kaldığını zannetmiyorum. Etrafa bakmanın sakıncası olacağını da zannetmiyorum ayrıca. Aşağıyı göstermiyorsun ki. Ya bunların hepsini kontrol ettik zaten. Bence tekrar izlemenin bir manası yok. Bence. Ama yine de oyun diyecek. Kardeşim, bunu gözden kaçırdın. Mia'nın en sevdiği saksılı bitki. Sanırım sulamam gerekiyor. Mia'nın masası. Her zamanki gibi çok temiz. Eksik olan tek şey Mia. Her şeye bakınca Mia'yı mı hatırlayacak? Gökyüzü mavi. Ben de öyleyim. Karşı tarafta bu otel var. Eski bir film posteri. Mia'nın gördüğünde ağladığı ilk film buydu galiba. Bu aralar bir baksam iyi olur. Buralara yeni bir dosya sıkıştıramazdık. Hiç yer kalmamış. Buradaki bütün dosyalar şefin üzerine uğraştığı dosyalar. Bazıları kayıp mı? Hayır, hayal görüyorum. Yani her şeyi kontrol ettik. Gidelim. Gatewater Otel'ine gidebilir... Şu tornavidaya bakabilir miyiz acaba? Gerçi oradan dinleme cihazını almıştık ama... hoş geldiniz efendim. Söylemem gerekirse çok güzel bir performans sergilediniz. Teşekkürler. Seni öyle öne sürdüğüm için kusura bakma. Hayır. Ne demek efendim? Sizin uğraşlarınız Gatewater Oteli'nin saygınlığını artırdı. Saygınlık mı? Evet. Otelimiz artık bir katilin dinleme cihazı kullandığı bir yer olarak biliniyor. Ve bu oda için daha fazla ücret isteyebiliriz burada kalanlardan. Gerçekten güzel bir iş olur. Vay canına. Bir dakika. Hanımefendi May cinayeti işlemedi. Evet, ben de ünlü olacağım. Katile buzlu kahve getiren garson olarak hem de. Neden kötü bir rüyadaymışım gibi hissediyorum. O yüzden siz bizim onurlu misafirimizsiniz. Size getirebileceğim bir şey olursa lütfen söylemekten çekinmeyin. Bana bilgi ver herif. Hanımefendi May hakkında konuşursak eğer. O mu efendim? Onu gördüğüm anda o yaptı demiştim içimden. Neyi yaptı? Bence burada asıl şüpheli sensin. May'in yanındaki adam. Sana bu May'in yanındaki adam hakkında soru sormak istiyordum. Evet. Bana tam bir çıtır avcısı gibi geldi. Bu işte kadınları kovalayan, sürekli güzel kadınlarla takılmaya çalışan. Ne derler ona? Çapkın derler. Eğer tabiri caizse tabii. Onu gördüğüm anda böyle düşünmüştüm efendim. İkimizde de tehlikenin kokusu vardır. Katılıyorum psikopat garson. Eğer fotoğrafını görseydim kesinlikle aha da o diyebilirdim. Bir fotoğraf. Bir otel. Bana bu oteli anlatabilir misin? Kesinlikle. Harika bir fikrim var hatta bu konuda efendim. Bu otel Gatewater Oteli olarak biliniyor. Bir alt yazı geçerse güzel olur hatta. Gatewater Oteli, Cinayet Mahalli ya da Cinayet Malikanesi gibi. Ne düşünüyorsunuz? Kulağa harika geliyor. Şunu inceleyebilir miyim acaba? Bak şu çekmecede hala tornavida var. Lütfen onu orada bırakın efendim. O terör çekmecesi olarak biliniyor. Katilin dinleme cihazının saklandığı yer olarak. Ve bu odada en dikkat çeken yerlerden biri. Bu adam ciddi, inanamıyorum. Şu tornavidayı bir alaydık iyiydi. Bir vazo, beklendiği gibi. Çiçek isimleriyle pek iyi değilim. Yani ben de gülü biliyorum, laleyi biliyorum, papatyayı biliyorum. Aslında bayağı biliyormuş. Bu içecekler hala duruyor mu burada? Güzel bir hava var dışarıda. Buradan hukuk bürosunu görebiliyorum. Evet, bu pencereye bir teleskop koymayı düşünüyoruz. Ve 5 dolara cinayetin işlendiği büroyu izleyebilirsiniz. Şaka yapıyorum efendim. Gözlerine bakılınca pek şaka olduğunu zannetmedim ama neyse. Başka incelenecek bir şey var mı? Yatak kaldı. Basit bir yatak. Daha yeni düzenlenmiş, göze çarpan bir şey yok. Sana ne gösterebilirim ki ben ya? Al dinleme cihazını versen bana bilgi verebilir misin? Üzgünüm. Şu an düşünebildiğim tek şey duruşmaydı. Delilere çok odaklanamadım. Senden de bilgi koparamayacağız. Şu hukuk bürosuna gitsek ne olur? Şey yok. Resim yok. Grossberg dışarı çıkmış gibi. Belki de benden kaçmaya çalışıyordur. Bu niye yok? Hani satmayacaktın? Bekle bir saniye. Burada devasa bir resim yok muydu? Evet. Bu bir... Marvin Grossberg miydi? Neyse, çok da akılda kalıcı bir resim değil. Burada bir şey var. Eski bir resim mi? 2 tane var. Arkasına bir şey yazmış, arkalarına. DL6 olayı örnek A, DL6 olayı örnek B. Şunlara bir bakalım. Örnek A'ya bir bakalım. Bunu daha önce bir yerde gördüğümüz zannediyorum. Bu resmi ödünç alacağım. Yani bir resmin kaybolması gözlerine çarpmayacaktır eminim. Ve önemli bir delil de olabilir. Şimdilik alıyorum. Diğerini de alırsam. Masada bir fotoğraf duruyor. Belki de aldığımla değiştirmeliyim. Bir değiştirelim. Şöyle düşünüyorum. Az önce garson dedi ya, resmini görürsem eminim aha odur diyebilirim diye. Şimdi hanımefendi May'in yanında bulunan bir adamdı. Kadın değil. Bunu bir gösterin. Değilse diğer resmi alırız. Ama hangisiydi? Gatewater Hotel. Bir gösterelim bakalım. Bu mu? Bu mu senin o çapkın dediğin herif? Tipe bak. Evet, bu. Dedektif. Ben bir avukatım. Biliyorum tabii ki. Sadece dedektif demek istedim. Bu olaylar nasıldır bilirsiniz. Hayır, bilmem. Hiç şüphe yok ki hanımefendi May ile kalan adam bu adamdı. Senin için bir yemin notu yazmama ne dersin? Bu adam olduğunu yemin ettiğime dair. Bu adam çok heyecanlı bu iş hakkında. Yazdıralım. Sonuçta delil delildir. Her zaman bir yemin yazmak istemiştim efendim. Ben garson olarak bu adamı gördüğüme yemin ederim. Hadi ama acele et de yaz. Artık hanımefendi May bile bu işten kaçamaz. Şimdi karakola gidelim ve gösterelim bakalım. Yine mi sen? Git dememiş miydim ben sana? Bak, geri gelmemin tek sebebi senin benimle konuşmaman. Benim hatam oldu şimdi. Sadece dikenli bir saçın yok, aynı zamanda dikenli bir kalbin de var. Bak, bitti bu iş. Bu dava bitince kafamı kazıyacağım. 3'e vurdur birader, rahatlarsın. Bu adamı göstersem ne yaparsın? Şuna bir bak bakayım. Bak, kaç kere dedim sana konuşmayacağım. Sen bunu nereden buldun? Bir tepki. Bu o değil mi? Ne? Kim? Ne zaman? Neden? Bu o. Seninle otel odasında gece cinayetin işlendiği gece kalan adam buydu. Hayır. Bu doğru değil. Güzel deneme. Olduğuna dair bir kanıtın var mı? Evet, kanıt. Bana kanıt göster. Çok yaklaştım. Hadi bakayım. Şuna bakar mısın? O da nedir? Garsonun yemini. Bize gördüğü her şeyi söylüyor. Kimle kaldığını da. Ki o adam buydu. İşte bir yerlere varıyoruz. Onu zorla. İşte bu kadar. Biraz blöf yapma zamanı. Aptal oynama zamanı değil. Eğer konuşmazsan bunu basına göstereceğim. Senin arkadaşın bir cinayete tanıklık etmiş olsa bile şu anda kayıp. Eminim basın bunu çok severdi. Pekala, konuşacağım, tamam. Sen kazandın avukat. Evet, işte bu hissettirdi. Niye elini kaldırıyorsun mahkemede? Sen bana şu birlikte olduğun adamı anlat. O adam benim patronum. Adı Redd White. Ve bilgi toplama şirketi olan Blue Corp'ta başkandır kendisi. Redd White mi? İlginç bir isim. Kırmızı beyaz ama kırmızı. Bilgi toplama mı? Bir dedektif ajansı olarak tanımlayabilirsin. Demek cinayet gecesi bu adamla birlikteydin. Ben konuşmaya korkuyorum. Sonumun onun gibi olmasını istemiyorum. Sorun değil. Bay White'in kendisine sorarım. Bana Blue Corp'un nerede olduğunu söyleyebilir misin? Bay Redd White, sonunda. Sonunda bir ipucu. Eğer April May yapmadıysa, bu cinayeti işlemediyse geriye bu adam kalıyor. Harekete geçme zamanı. Bunun korkmasının sebebi tahminimce şeyin, bu söz konusu adamın Mia'yı bir bilgi karşılığında öldürmesi. Mia bilmemesi gereken bir şeyi biliyordu. Bir dava hakkında galiba. Onda da bu adam suçluydu. Bu adam o bilgiyi Mia bildiği için öldürdü onu. Şimdi bu bize bilgi verirse bu kadın bunu da öldürecek. Sonumun onun gibi olmasını istemiyorum demesinin sebebi o galiba. Hadi Blue Corp'a gidelim. 7 Eylül. Sion'un ofisi. Lan o resim. Aa. Bu sürreal dekor da ne böyle? Hoş geldin. Lütfen bana kendini tanıt. İsmin nedir? Wright, Phoenix Wright. Bay Wright değil mi? Doğru anladım. Harika. Belki de seni bu harika kelime haznemle etkilemişimdir ha. Bu adamın sorunu da ne, tipe bak. Yüzünüz sürekli tik var lan bu herifte. Ben Redd White, Blue Corp'un CEO'suyum. Hani derler ya işte, CEO'nun açılımı Corporate Expansion Official. Benim işim en iyi işlerden biridir. Sürekli elit insanlarla konuşmam gerekiyor. O yüzden senin gibi biriyle konuşamam, kusura bakma. Nasıl bir herif bu ya? Tahmin edeyim. Sen yeni hukuk mezunu bir avukatsın değil mi? Benimle görüşmenin tek sebebi bu olmalı. Neyi kastetti acaba? Sorun değil. Peki senin gibi bir avukat benim gibi bir adamla ne iş yapmak için geldi acaba? Ah, konuşamıyorum, su içmem lazım. Bu herifin sesi çok zor. Bu herifin kibri arşa yükselmiş durumda. Evet, su molasında boğazımı ıslatıp geri geldim. Hanımefendi May'den bahsedersek, konuşamıyorum kusura bakmayın, dilim dönmeyebilir. Blue Corp'un bir çalışanıydı değil mi? Doğru. O benim sekreterimdi. Yaptığı şeyi duymak beni şoke etti. Yaptığı şey mi? Dinleme cihazından mı bahsediyorsun? Kesinlikle. O telefonlara cevap vermek, telefonları yanıtlamak için görevli. Onları dinlemek için değil. Ama tabii ki bilgi topluyor işinin bir parçası olarak. Ama seni temin ederim, biz yasa dışı metodlarla çalışmıyoruz. Bunu yapması çok yanlış. Miss May'i öne sürüyormuş gibi geliyor kulağıma. Cinayet gecesi. Cinayet gecesi April May ile aynı otel odasında mıydın? Kim bilir? Böyle hangi zamanda nerede olduğuma dair gereksiz bilgileri kafamda tutmuyorum. Mottom endişelenme, mutlu ol. Ah Bay White. O oteldeki garson sizi orada gördüğüne dair yemin etti. Garson istediğini söyleyebilir. Yine de seninle konuşmayacağım. Eğer konuşmamı istiyorsan beni tanık kürsüsüne koyman gerekiyor. Ama bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Güzel bir şey değindi aslında. Ama neden savcı onu bir tanık olarak çağırmadı ki? April May ile aynı şeyi görmüş olması gerekiyor. Aynı odadayız. Anladınız. Madem aynı odadaydı April May ile, aynı şeyi görmüş olması gerekiyordu. Polis, mahkemeler, onlar benim için sadece bir oyuncak. Benim eğlencemin bir aracı. Blue Corp. Blue Corp ne çeşit bir şirket? Harika bir soru. Biz bazı çeşit bilgiler alır ve satarız. Geleceğin şirketiyiz. Hatta geleceğiz. Satmak, bilgi satmak mı? Bu işi 10 yılda ilerlettim ve şu an gördüğün koca ofiste çalışıyorum. Blue Corp şirketi senin de tahmin edeceğin üzere mavi renginden isimlendirildi. Ben de şirketin CEO'su ve kurucusu Redd White'ım. Ben isimlendirdim bu şirketi. Neden mi diye soracaksın. Mavi rengini seviyorum. Müthişmel değil mi? Evet, müthişmel. Şu resim. Evet, ne olmuş? Bunu daha önce görmüştüm. Nasıl aldın? Nasıl aldın bence daha güzel bir soru. Ne zaman aldın? Bir fikrim yok, unuttum. Bunu daha önce görmüştüm. Hatta dün gördüm. Neden bu resim burada? Adınız Bay Wrong'du değil mi? Hayır, Bay Wright. Şu anki konumunuzu tam olarak kavrayamıyorsunuz galiba. Tekrar soruyorum. Kimsiniz siz? Bir avukatım. Hayır, benim sevgili dostum. Basit bir avukat. Değersiz. Paçavra. Aynı o avukat gibi. Greedy Burger. Ne? Ne oluyor be? Vurdun mu bize? Beni yumrukladı. Oha. Bay avukat, ne yapacaksın? Beni şiddetten tutuklatacak mısın? Tutuklat bakalım. Hadi. Ama suçlu bulunacak kişi sensin. Ne? Bak beni dinle. Polisler de, mahkemeler de benim istediğim şekilde işliyorlar. Böyle bir kontrol mümkün mü ama? Gerçekten onları kontrol edebilir mi? Neyse, anlamanı beklemiyorum zaten. Senin algının çok ötesinde bir dünya bu. Grody Burger'dan geldin buraya değil mi? Bay Grossberg'den, evet. O zaman ona sormalısın. Neden onun resmi burada diye. Belki sana anlatır. Belki de bir adamın sırf kişisel kârı için yaşama sebebini de anlatır sana. Hadi git bakalım. Daha konuşacak bir şeyimiz yok. Hemen soralım ona bakalım niye böyle bir şey yapmış. Böyle bir şerefsizlik yapmış. Tipe bak. Ha? Beni fark etmedi galiba. Belki de boğazımı temizlemeliyim. Ya yok artık. Aha efendim. Sorun ne? Çok soluk görünüyorsun. Sanki ölmek üzere olan yaşlı bir adam gibi. Bak o kadar bunamadım. Sadece bu karmaşık olayları düşünüyordum. Onu rahatsız eden bir şey var, bu belli. Bugünün duruşması. Duruşmayı görmek için mi geldin? Ah evet. Dün gece gözüme uyku girmedi. Beni bir şey rahatsız etti. Ha, gerçekten mi? Nedir? Anlarsın ya. Sadece Mia'nın kardeşinden. Ah, zavallı kız. Ha dostum, sana gerçekten teşekkür borçluyum. Sen olmasaydın o zavallı kız için ne yapardım bilemiyorum. Reddin hakkında konuşalım bence. Daha önce de sormuştum, neden avukatlık yapmayı reddettin? Bunu bilmeye hakkım var gibi hissediyorum. Hayır üzgünüm. Bunun hakkında biraz düşünmem lazım evlat. Canını sıkan bir şey var. Ne olduğunu hissetmeye başlıyorum. Blue Corp şirketini bir ziyaret ettim. Ha, anladım. Bay Grossberg, itiraf etmeliyim ki canımı sıkan bir şey var. Ha, nedir? Dökül evladım. Anlarsın ya. O koca resim. Bayım. Dün orada koca bir resim vardı. Değil mi? Şu bırakmak, satmak istemediğiniz resimden bahsediyorum. Bugün onu gördüm. Ve Blue Corp şirketinin CEO'sunun ofisindeydi. Redd White'in ofisinde. Demek fark ettin ha. Gerçekten büyük bir resim. Fark etmiş olman normal. Bay Grossberg, Bay White'la alakalı olduğunuzu biliyorum. Alakalı mı? Evet. Ha. Size şantaj yapıyor. Aha, bildik. Ve bence o resim bunun kanıtı. Pekala. İşte beklediğim şans geldi. Belki de artık kalbimdeki bu acıdan kurtulmanın vakti gelmiştir. Sonuçta sen Mia'nın stajyeriydin. Belki de bu kaderdir. Neden bahsediyor? Redd White insanları cezbederek hayatını kazanan biri. Ve Blue Corp şirketi de insanların zayıflıklarından faydalanan bir şirket, korkarım ki. Onlara 15 yıldır ödeme yapıyorum. 15 yıl mı? Tefeci gibi bir şey herhalde. Sırf DL6 olay yüzünden. Tahmin edebileceğin gibi. Evet, fotoğrafların arkasındaki isim. Ve senin de şüphelendiğin gibi bu yüzden Maya'ya avukatlık yapmamadım. Eğer yapsaydım White hayatımı yıkardı. İşte bağlantı buymuş demek ki. Sana bunu anlatmam çok zor evlat. Ama Redd White'ı tutuklamak imkansız gibi bir şey. İmkansız mı? Neden? Çünkü insanlar hakkında çok fazla bilgiye sahip. İnsanları kukla gibi oynatabiliyor. Hakimlere, avukatlara, savcılara, polise ve siyasetçileri kontrol edebiliyor. Neden? Ve bu yüzden ona zarar veremiyor kimse. Bana öyle bakma. Bu gördüğün yıllarca birikmiş bir yük. DL6 olayı. Ne bu DL6 olayı? Polisin davaya verdiği bir addan başka bir şey değil. 15 yıl önceydi. Bir medyumdan bir istek almıştım. Ruh medyumundan. Medyum mu? Onun adı Misty Fey'di. Fey? Maya'nın bir akrabası. Evet, Mia'nın annesiydi. Maya'nın da annesi oluyor bu mantığa göre. Polisin gözetimi altında bir cinayeti inceliyordu. Ve başarısız oldu. Sonuç olarak da polis onu yalanladı. Maya'nın bahsettiği olay. Onun için elimden geleni yaptım. Ve işin sonunda onu bu yanlıştan kurtardım. Ama o cinayet vakası hala çözülmemiş durumda. O vakanın adı DL6 olayı. Şantajın sebebi. Neden şantaj yapıldı size? O zamanlar çok... nasıl diyeyim, gizli bir vakaydı. Yani mantıklı sonuçta. İnsanları polis insanların kendilerinin bir medyum kullandığını bilmelerini istemiyordu. Ama bir kişi öğrendi. Ben söyledim. Sen White'a mı söyledin? Bana çok fazla para vaat etti. Şu an bakınca o kadar utanıyorum ki. Sırf konuştum diye polisler hakkında çok kötü şeyler söylendi. Ve bu bilgiyi veren kişiyi araştırmaya başladılar. Ve White bunu duyup bana geldi. Bu sefer şantaj içindi. Anladım. White istediği gibi hukuk alanını kontrol edebiliyor. Ona karşı koyarsan ya da koyacaksan eğer Mia'nın ofisine bir uğra. Mia'nın ofisine mi? O yıllardır White'ı takip ediyordu. Ve eminim bulduklarının bir kaydını tutmuştur. Mantıklı. Gayet mantıklı. Hadi gidelim. Komik. Bu odaya bakıyorum da normal görünüyor. Burada bir cinayet olmuş olmasını düşününce çok zor. Burada kanıtlar olacağını söylemişti Bay Grossberg. Etrafa bir bakayım. Direkt kitapla baksak olur herhalde. Şefin çalıştığı bütün davalar burada ve alfabetik sırada. Bir bakalım hangi dosyaya bakmalıyım? DL6. A'la I arasındadır herhalde. A, B, F, Misty Fey. İşte Mia ve Maya'nın annesi. Bir baksam mı? Okuyalım. Fey ismini kirlettim. Bu sözleri arkada bırakarak annem kayboldu. Annesi demiş bunu. Aileme bunu yapanı bulmaya karar verdim. Ve ailemin kanında akan bu gücü... kullandım. Ve ortaya iki adamın ismi çıktı. Birinin adı Marvin Grossberg'dü. Annem hakkındaki bilgiyi para için satmıştı. Diğeri ise bu bilgiyi basına satan adamdı. Bu parazit parasını, işte servetini tehdit ederek kazanıyordu. Ya da pisliklik yaparak işte. Ama kayıt orada duruyor, ismini söylemeden. İsmi diyor duruyor. Demek Mia Grossberg'ü tanıyordu. Başka bir isme bakabilir miyiz? Redd White. Redd White da o PRS bunların arasında olması lazım herhalde. Soyada göre... soyada göre değilmiş. Suicide mi? İntihar raporlarının koleksiyonu da varmış burada. White mı? Bu Mia'nın el yazısı. Bekle bir dakika. Anladım. Aa. Mia bu adamın intiharlara dahil olduğunu düşündü. Bir dakika. Kahvemden birkaç yudum almam lazım. Kusura bakmayın. Soğumadan. White bu intiharlardan bazılarına sebep olmuş. İnsanların bazılarını intihara sürüklemiş. Bu gazete kağıtlarını kullanabilirim. En iğrencini bulmaya çalışalım. Burada incelenecek bir şey kalmadı. Tik var artık çünkü. Şirkete mi gitsek tekrar? Bak neler buldum ben. Bayağı inatçısın ha. Özgünüm ama sana sormak istediğim bir şey var. Bay avukat. Gerçekten kendimi tekrarlamayı hiç sevmiyorum. Ama kalın kafandan içeri mesajımın girmediği görünüyor. Beni rahatsız etmeyi kes artık. Eğer sabrımı zorlarsan korkarım çok kötü bir şey olacak. Anlatabildim mi kendimi? Hem de çok. Ben gidiyorum o zaman. Yok ya da gitmeyeyim. Öldürebilir mi acaba bizi? Şunu göstersem. İşte Mia'nın bana bıraktığı tek kanıt. Bunu, bu işe yarasa iyi olur. Bay White, bunu görebiliyor musunuz? Bir siyasetçinin intiharını gösteren bir makale. Adama şantaj yapmış, adam da intihar etmiş. Bu ne, benimle ne alakası var? Bu makaleyi Mia'nın ofisinde buldum. Mia'nın mı? Böyle makalelerin bulunduğu bir dosyası vardı. Ve hepsi tek bir kelimeyle etiketlenmişti. White. Bay White, bu siyasetçiye ne yaptığınızı biliyorum. Ona şantaj yaptınız. Şantaj mı? Sadece ona değil. Daha başka insanları da. Mia'nın araştırdığı intihar davalarında isminiz var. Bu şirket şantaj üzerine kurulu bir şirket. Haklıyım değil mi? Ne garip bir itham ama. Bay Wrong. Şu an ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Beni araştırmak mı? Hayır hayır. Bu değil. Mia'yı öldüren kişiyi aramanız gerekiyor. Sekreter ofisi mi? Alo. Bay Wrong birazdan çıkıyor. Evet efendim. Hemen birini gönderiyorum. Bekle bir saniye Bayrak. Yanlışsınız. Yanlışsınız Bay White. Affedersin. Şu an yapmam gereken şey sizin peşinizden koşmak. Ne demek istiyorsun sen? Mia sizi yakalayacaktı. Peşinizdeydi. Bundan dolayı April May'e onun telefonunu dinlettiniz. Sonra Mia öldürüldü. Ve dokümanların çoğu garip bir şekilde kayboldu. Gizemli bir şekilde. Sizce suçlu kim? Hadi ama bir çocuk bile anlayabilir Bay White. Siz yaptınız. Sekreter ofisi buyurun. Artık bir eskorta ihtiyacım yok. Onun yerine lütfen beni savcının ofisine bağlayın. Tabii ki efendim. Bir dakika. White sen misin? Neden beni böyle bir zamanda arıyorsun? Merhaba, şef başsavcı mı? Fikrimi değiştirdim. Yarın ifade vereceğim. Ne demek bu? Mia Fey'in davasından bahsediyorum. Sonuçta cinayete tanıklık ettim. Değil mi? Ve çok önemli bir tanığım bu yüzden. İfade vermek istiyorum. Neden? Neden şimdi? Mahkemeye gitmediğinizi anlıyordum. Ah kes sesini. Fikrimi değiştirdiğimi söyledim değil mi? Ve başka bir şey daha. Hemen polisi gönder. Şu adam, o adam tam da önümde ve çok tehlikeli duruyor. Ne? Hangi adamdan bahsediyorsun? Dinliyor musun beni? Katilden bahsediyorum adamım. Ne? Bay White, bu yine bir şaka olmasın. Başsavcı. Beni sorgulayacak bir durumda olduğunu zannetmiyorum. Hemen polisi gönder dedim. Sana söylememiş miydim Bay Rong? Sen basit bir avukatsın. Mia içinse. O da aynı. Ne cüretle bunu dersin. Parmağımı sana doğru tutacağım ve katil olarak seni göstereceğim. Bu dava şimdiden bitti. Seni hiçbir avukat savunamaz. Anlarsın ya, bazı avukat dostlarım var. Ah. Dedektif Gumshoe geldi efendim. Aa, Butz, Harry Butz. Kardeşim, ben Wright, Phoenix Wright. Arkadaşımın adı Larry. Ah, kusura bakma dostum, Butz katil olandı değil mi? Manyak ya. Ha, Dedektif Gumshoe. Sizi tanıştırayım, Mia Fey'in katili. Ne? Bu acınası adamı hemen karakola götürün. Elveda Bay Rong. Yok öyle bir şey birader. Bu kadar kolay inanmazlar sana. Ziyaretçi odası. İlk duruşmanın üzerinden bir gün geçtiğine inanamıyorum. Sadece bir gün geçtiğine hem de. Ve yarın benim duruşmam geliyor. White benim için bir tuzak hazırlıyor. Ve bu olay üzerinde Edgeworth ilgilenecek savcı olarak. Ve benim yerime bir avukat atandı. Reddettim. Bir fikrim vardı. Right. Bay Right. Game Over ekranı alırsam çok şaşırırım. Aa, Maya. Harika, seni karakoldan çıkarmışlar. Evet. Senin sayende. Sanırım yerleri değiştik ha. Bu sefer ben mi içerideyim? Ne demek istiyorsun? Ne olduğunu Maya'ya anlattım. İnanamıyorum. Bu herif daha kaç kişinin hayatını mahvedecek? Annem, ablam ve şimdi de sen. Bu iş çok uzadı. Bay Wright, lütfen söyleyin bana, yapabileceğim bir şey var mı? Beni savun, avukatım ol. Beni destekle. Buradan kaçmama yardım et. Beni destekle. Tezahürat mı yapayım? Şey gibi mi? Tezahüratçı kızlar gibi mi? Ha, evet, onun gibi. Pekala, bana bırak. Ha? Gidip biraz pompon ve üniforma alayım. Bekle. Aslında güzel görünürdü. Ne? Şaka yapıyorum, şakaydı. Ha. Ya, gerçekten şaka yapıyorum ama teşekkürler. Benim tarafımda olduğunu bilmek güzel. Zaten yapabileceğin bir şey de yok benim için. Ama böylece boş boş oturamam. O adama dersini vermem gerekiyor. Ders mi? Tamam, o zaman yarınki duruşmaya gel. Pekala, orada olacağım. Onlara göstereceğim. Göster bakalım. Zaman değişse de suçlar değişmiyor. Hatta işin aslı, daha da kötüleşiyorlar. Bu aralar mahkemelerdeki çoğu duruşma bir gün içinde bitiyor ve çoğu suçlu hükmüyle sonlandırılıyor sanık için. Bir gün gerçekten sanık kürsüsüne geçeceğimi düşünmemiştim. Yarın ya ben tutuklanacağım ya da o. Devam edecek. Kaydedelim tabii ki. 1'e. Ya zaten oyunda yanlış bilmiyorsam kötü son almak çok zor. Ya bu kayıtların o yüzden oyun ilerlemesini kaydetmekten başka ne yararı var bilmiyorum. Hani diğer oyunlarda hani farklı sonlar olur da bunda o kadar, sadece bir iyi son var, bir kötü son var. Dediğim gibi kötü son almak da çok zor. Ama bunda var mıydı hatırlamıyorum. Çünkü bir üçleme bir oyun. Üçlemenin ilk oyununda var mıydı emin değilim. 9 Eylül. Evet. Zamanı geldi. Öyle ya da böyle bu dava bugün bitecek. Ha, Phoenix bak. Ana. Edgeworth, ne haber? Savcı Edgeworth. Dün başsavcıdan bir arama aldım. Bay White ne derse desin, dediği her şeyin muhakkak doğru olduğunu söyledi bana başsavcı. İfadesine nasıl saldırırsan saldır. Eminim ki eğer onun bir ifadesine itiraz edersem hakim bana inanacaktır. Bir dakika, inanmayacaktır mı dedi? Ben mi yanlış okudum? Okuyamıyorum. Nasıl geri alıyoruz acaba? Tuşları bilmiyorum ki. Neyse. Bu hakime sahip değildir inşallah. Bu hakim iyi birine benziyor çünkü. Ne diyorsun yani? Bu olayın sonu benim suçlu olmamla mı bitecek? Ben doğru hükme ulaşmak için elimden geleni yapacağım Wright. Elimden geleni. Ki elimden geleni değil, her şeyi. Pardon. Farklı bir anlamı var. Neden? Neden masum bir insana böyle davranıyorsun? Masum mu? Bunu nereden bilebiliriz? Suçlu her zaman yalan söyler. Kimin suçlu olup kimin masum olduğunu bilemeyiz ki. Yapabileceğim tek şey bütün sanıkları suçlu hükmüyle yargılamak. Bunu kendime kural belirledim. Edgeworth, değişmişsin. Hı? Phoenix, onu tanıyor musun? Ah, sana özel bir davranış bekleme Phoenix Wright. Vay be, eski günleri unuttu demek. Phoenix. Pekala, duruşma birazdan başlayacak ama bekle. Senin avukatın yok ki. Kendi kendimi savunacağım. Ne? Öyle bir şey var mı? Hadi yapalım şu işi dostum. Varsa helal olsun. Evet, Phoenix Wright ismine olan duruşma başlamıştır. Savcımız hazır. Avukatımız da hazır. Bay Wright, buna emin misiniz? Evet, sayın yargıç, kendimi savunacağım. Anlaşıldı. Pekala Bay Edgeworth, açılış konuşmanız lütfen. Dün olayın ayrıntıları gerçekten belli oldu. Ve bugün farklı bir tanıktan dinleyeceğiz ifadesini. Tanığı çağırabilirsiniz. Niye hakim Edgeworth'ün tanığının dün ifade vermediğini sormadı? Sanki bu olaydan haberi var gibi. İtiraz etsem mi acaba? Bay Edgeworth, mahkemeye bir açıklama borçlusunuz. Neden bu bahsettiğiniz tanık dün ifade vermedi? Çok üzgünüm. Bay White meşgul bir adam. Ve dün bence gerekli olan tek şey hanımefendi May'in ifadesiydi. O yüzden çok özür dilerim. Harika Bay Edgeworth. Bu tavrınızı takdir ediyorum. Harika. Gerçekten millet onu daha da sevmeye başladı. Evet. Kürsüye Bay Redd White'ı çağırıyorum. Lütfen isminizi belirtin. Benim kimliğimi mi öğrenmek istiyorsun? Kardeşim gözüm ışıldadı. Kamaştı. İsminiz efendim. Evet, ben de öyle söylemiştim. Ah tatlım. Sizi şaşırttım mı yoksa? İsim! Bu ikisi çok iyi. Ah, adım Redd White. Ama arkadaşlarım bana Blanco Nino der. Blanco İspanyolca'da beyaz demek. Nino galiba küçük gibi bir şey miydi? Yok pardon. Niño. Niño erkek demek. Erkek çocuk gibi bir şey. Beyaz çocuk. White boy gibi bir şey. I am the CEO. Ben CEO'yum. Yani Blue Corp şirketinin başkanıyım. Kurbanı tanıyor muydunuz? Tabii ki hayır. Cinayet gecesi Gatewater Otel'inde miydiniz? Doğru. Ve cinayeti oradan gördünüz değil mi? Neden bildiğin şeyleri soruyorsun? Pekala Bay White. İfadenizi verebilirsiniz. Bu elemanın ifadesinin içinden geçmezsem o benim içimden geçecek. Neden dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyorum? Tipe bak ya. Umarım gelmeden önce duanızı etmişsinizdir Bay Avukat. Ona gününü göster Phoenix. Göstereceğim, sen merak etme. Dın 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 dın. Bakalım, saat 9 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Pencere kenarında gazete okuyordum. Sonra dışarıdan bir ses duydum. Şaşırdım. Karşı taraftaki binaya baktım. Sonra onu gördüm. Diken saçlı bir adam uzun saçlı bir kadına saldırıyordu. Ve o adam tam buradaki avukattı. Sonra hemen hanımefendi May'i çağırdım. O da şaşırdı. Kurban kaçtı ama avukat onu kovaladı. Sonra çok büyük bir etki oldu. Her şey bitmişti. Eğer doğru ifadeniz doğruysa korkarım ki sanık suçlu. Pekala sanık, yani Bay Wright, sorgulayabilirsiniz. Tabii sayın yargıç. Şu ifadeye bir bakalım. Saat 9 civarıydı. Bu ne zaman öldü ya? Otopsi raporunu okuyabiliyor muyum? Cık, saati söylemiyor henüz. Neyse, şimdilik bir şey yok. Şurada bir pres yapalım. Hepsinde pres yapalım, ne olur ne olmaz. Bazen bütün cümleleri preslemeniz gerekebiliyor çünkü. Saati nereden bildin? Çünkü ben mükemmelim, anlarsın ya. Hayır hayır, gerçekten. Ah, Bay Avukat. Sekreter ne içindir bilirsiniz. Her neyse, hanımefendi May saat 9'da oda servisini çağırmıştı. Oda servisi geldikten kısa süre sonra gerçekleşti. Evet, hanımefendi May de böyle söylemişti. Biraz zorlayalım bakalım. Evet, kahveyi getirmişti garson. Ama o saatte seni görmediğini söylemişti garson. Bu seni endişelendirdi mi? Aptal avukat. Hanımefendi May kahveyi odanın dışında aldı. Tabii ki de beni göremez. X-ray gözlüğüne falan ihtiyacı var. O saatte ne yapıyordunuz? Bir şeyler okuyordunuz pencere kenarında. Hemen presleyelim. Hukuk bürosunun karşısındaki pencereyi kastediyorsunuz değil mi? Doğru. Evet. Ve bir şeyler mi okuyordunuz? Doğru. Sonuçta Gatewater Oteli iş adamlarının gittiği bir otel ve ben de çok meşgul bir adamım. Dışarıdan bir ses duydun. Ses mi? Sen saldırdığında geldi herhalde. Anladık. Devam edin. Şaşırıp hemen oraya baktım. Demek sesi duyana kadar elindeki şeyleri okuyordun, gazeteyi. Tabii ki de ben sapık falan değilim. Niye milletin penceresini izleyeyim? Sapık mı? Eminim öyledir. Kariyerinde öyle diyor kardeşim. Sonra onu gördüm. Diken saçlı adam ama. O adam sizdiniz Bay Avukat. Az önce dediğin şey hanımefendi May'in ifadesiyle çelişiyor. Saldıran kişinin kadın olduğunu söylemişti o. Ah, gözümle hep övünürüm Bay Avukat. Göz numarasını söyledi. İkisini topladı yani. İki gözünüzde diyelim bir numaraysa adam 2 dedi. Bu da yanlış aslında. Öyle toplanmaması lazım. Neyse, yani gözüm iyi demeye çalışıyor. Bu hakim kimin tarafında ya? Sonra ne yaptınız? Hakimi satın aldıysa gerçekten üzülürüm. Çünkü bu hakim işimizi zorlaştırabilir. Sonra hemen hanımefendi May'i çağırdım. O da şaşırdı. Hanımefendi May ne yapıyordu? Televizyonda opera izliyordu. Hanımefendi Fey'in ofis telefonunu dinlediğini biliyor muydunuz? İtiraz ediyorum. Gereksiz bir bilgi. Bu vakayla bir alakası yok. Sorun değil. Bu soruya cevap vereceğim. Kendi başına hareket ediyordu o telefon dinleme işinde. Sizden bayağı iyi siyasetçi olurdu Bay Wright. Yalan söylemeyi çok iyi biliyorsun. Ha tabii ki, ben sonuçta el prezidenteyim. Bu adam kaç dil konuşuyor ya? Bir İspanyolca, bir İngilizce. Sonra o kadın kaçtı ama sen kovaladın. Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Ne olduğunu bilmemiz iyi olur. Pekala, anladım. Comprende. Ha. Sola kaçtı. Sen de onu kovaladın ve vurdun. Emin misin? Evet. Ben mükemmelim çünkü. Güzel. Bu bilgi değiştiğine göre artık present edebiliriz. Şu kat planını bir kontrol edelim. Sola kaçamaz ki. Sola nasıl kaçacak? Bir de May'in dediğiyle çatışıyor bu. Aynen. Dur bir bakalım. Kendi kuyunu kazdın. Bu da ne? Kurbanın sola kaçtığını söyledin. Ama May'in ifadesiyle çatışıyor. Çünkü o sağa kaçtığını söyledi. Basit. Yanlış duymuşsun onu. Hayır, yanlış duymadım. Kat planlarına bir bak. Katil buradaydı. Ve kurban da buradaydı. Eğer sizin dediğiniz gibi sola kaçsaydı... Yani kapıdan uzaklaşmış olacaktı. Resmen çıkmaz bir sokağa gidiyor olurdu. Sence de bu çok garip değil mi? Tipe bak. Çok garip. Sola kaçtığını görmüştüm halbuki. Phoenix, yüzüne bak. Yalan söylediğini hiç zannetmiyorum. Doğru. Belki de gerçekten sola kaçtığını görmüştür. Nasıl yani? Cinayete tanık oldu mu, olmadı mı? Bekle bir saniye. Bay Wright. Evet Sayın Yargıç. Hanımefendi May sağa gittiğini söylüyor. Bay White da sola kaçtığını söylüyor. Buna bir açıklama getirebilir misiniz? İkisi de haklı. Hah. Bak, buna şüphe duyuyorum işte. Bu çelişki hiç götürmüyor çünkü. Aslında bu ikisinin de doğru olduğu tek bir senaryo var. Ne? Kesinlikle. Tanığımız suçu pencereden görmedi. Olay yerinden gördü. Katili bu yapacağız ya. Bay Wright, ne demek istiyorsunuz siz? Evet, ne demek istiyorsun otelden izlemiyor derken? Eğer otelde değilse nerede bu adam? Tabii ki de hukuk bürosunun içinde. Hatta tam burada duruyordu. Aha, burada. İşte buradaydı, baksana. Kurban katilin bakış açısından sola kaçıyor ama otelden bakılınca sağa kaçıyor. Bu durumda ikisinin dediği de doğru çıkıyor. Ah lütfen, ama şakanın sırası değil. O katilin durduğu yerdi. Tam işte katil diyoruz biz de, ne diyoruz? Sessizlik, sessizlik. Bay Wright, ne diyorsunuz siz? Saçmalık. Doğruyu çarpıtmaya çalışıyor Sayın Yargıç. Kesinlikle. Çok uçuk kaçık fikirler bunlar. Lan ikisini de satın almış. Bizi çok eğlendiriyorsun Bay Avukat. Ne oldu şimdi? Niye gülüyor? Ah, bu an bana bir şeyi hatırlattı. Affedersiniz. Sayın Yargıç, tekrar ifade verebilir miyim? Pekala. Şu yenilenmiş ifadeyi bir duyalım bakalım. İyi şanslar. Bozuk bir ifadeyi tamir edemezsin dostum. Sola kaçtı. Hanımefendi May'in ifadesi doğruydu. Ama benimkine dönecek olursak, kadın ilk önce sola kaçtı. Sonra ona vurdun. Ben öyle gördüm. Daha sonra kadın son gücüyle sağa doğru kaçtı. Tekrar kovaladın ve son vuruşu yaptın. İşte hanımefendi May de böyle görmüştü. Anladın mı? 2 kere vurdun ona. Hatırlamıyor musun Bay Avukat? İyi de tek vuruşta öldü kadın. Tek yedi. Mantıklı. Sorgulayacağız tabii ki de. Ay, geç şu palavraları. Son gücüyle diyor ya, acaba hangisinde itiraz etmem gerekiyor? Pres mi etsek ya acaba? Şurada bir pres edelim. İlk derken neyi kastediyorsun? İlk mi? Yani sonrası olan şeyden bahsediyorum. İngilizcen yok mu senin kardeşim? Hadi ama arkana yaslan, rahatla. Senin için basitleştireceğim. İlk önce sola kaçtı. Sonra ona vurdun. Ben böyle gördüm. Ama May bu saldırıdan kaçındığını söylemişti. Aa, olmadı bu. Kaybedeceğiz. Tüh. Ama çelişiyor. Ben kimseye vurmadım. Ha, hadi ama. Mahkemeden saklamanın bir manası yok. Bir şey saklamıyorum. Lütfen ifadeyi bozmayın sayın avukat. Uyarıldınız Bay Wright. Neden bana sinirlendi? Şincik. Son gücüyle sağa doğru kaçtı. Bunu biliyorum. Ona son vuruş yaptın kovalayıp. Ben olduğumu söylemeyi kes artık. Ama sendin. İtiraz ediyorum. Bay Wright, eğer siz olmadığınızı söyleyecekseniz bize bir kanıt gösterin. Devam edebilir miyim? Bilmiyorum ki, vallahi bilmiyorum. Siz Amerikalılar çok sabırsızsınız. Sen de Amerikalı değil misin? Şunda da pres yapayım da belki bütün cümleleri yapsam bir bilgi açığa çıkar. Belki de farklı kısımları gördünüz. Kesinlikle doğru. İki kez vurdum diyor bu herif. Kadın tek vuruş aldı diye biliyorum ama. Otopsiyi mi göstersek? Aha, oldu. Bay Wright. Kurban tek vuruşla öldü. Tipe bak. Buna ne diyeceksin? İşte fırsat. Bay Wright. Bu mahkemeye mükemmel olduğunuzu söylememiş miydiniz? Bu cümleyi kullanmaktan kaçınıyorum artık. Sayın Yargıç, yeni bir ifade isteyebilir miyiz? Tanık çok şaşırdı Sayın Yargıç. 10 dakikalık bir ara istiyorum. Pekala, pekala. İtiraz ediyorum. Ne arası kardeşim? Şaşırdığı için yalan söylüyor herif. Yorulduğu için değil. Ben ara verilmesini istemiyorum Sayın Yargıç. Evet, adalet istiyoruz. Kaçmasına izin vermeyin. Pekala. Eğer ifadenizi yenilerseniz... İşte kalabalık benim tarafımda, kaçamazsın White. Bay White. Pekala. İki ifade. Two accounts. Ya da iki hesap. Bilmiyorum artık. İki hesap var gerçi orada da. Evdeki hesap çarşı oymuyor. O şeyin düştüğünü duyduğum zaman diğer pencereye bakıyordum. O an Mia'nın sola kaçtığını gördüm. Katil, sen ona vurdun ama o kaçtı. Ve sonra dönüp kapıya doğru koştu. Sonra onu tek vuruşla öldürdün. Evet, gerçekten. Sorgulamaya başlayabilirsiniz. Vay Sayın Yargıç. Midem ağrıyor. Birazcık sabret. Neredeyse bitecek. Hepsine pres yapacağım. Bir şeyin düştüğünü mü gördün? Neydi o? Ha, şey, lambaydı tabii ki. Şu olay mahallinde düşen şey. Phoenix, sence de garip değil mi? Evet, garip. Ne olacak ki? Biraz daha baskı kurayım. Bir lamba gördüğünüzü söylüyorsunuz değil mi? Evet. O zaman bunu söyleyin. Affedersin. Tanık ifadesini değiştirsin hemen. Baktığımda lamba yerdeydi. Şimdi kardeşim, kat planlarına bir bakalım. Lambayı görmene imkan yok. Lamba solda. Pencere böyle. İtiraz ediyorum. Bay Wright. Lambayı görmeniz imkansız. Ne? Şuna bir bakın. Bu kat planı ha? Evet. Kroki. Doğru. Sayın Yargıç. Bakalım şimdi. Eğer pencereden bakıyor olsaydınız görebileceğiniz alan bu kadarla sınırlı olurdu. İşte böyle. Gördünüz mü? Lamba görünmüyor bile. Bay Wright. Buna ne diyeceksin? Bu palavra. Bay Wright. Eğer dediğiniz gibi Gatewater Otel'inde olsaydınız bunu göremezdiniz ki. Düştüğünü bile göremezdiniz. Cam parçacıklarının bir lambaya ait olduğunu bilemezdiniz. O yüzden bunu ne zaman gördünüz? Düştüğü anda gördünüz. Ve bunu görebileceğiniz tek yer hukuk bürosuydu. Başka bir deyişle cinayetin gerçekleştiği yer. Oha, gözü kaybetti. İçine cin girdi. Allah'ım ya. Ele geçirildi adam. Şeytan girdi içine. Bay Wright. Çıldıracak şimdi. Bu oyunun en sevdiğim tarafları bu katillerin katil olduğunu öğrendiğinizde breakdown sahneleri oluyor. Yani şoka uğradıkları. Bunun İngilizce'de breakdown deniyor da Türkçe'de ne olduğunu bilmiyorum. Siz yaptınız değil mi? Sayın Yargıç, ben... Mia... Hükmümüzü aldık gibi. İtiraz ediyorum. Bu iş daha bitmedi Phoenix Wright. Ne? Edgeworth'u unuttum. Bay White. Sanırım zamanı geldi. Bence artık itiraf etmelisiniz. Ne? Bence itiraf etmelisiniz. Dinleme cihazını sizin yerleştirdiğinizi. Dinleme cihazı mı? Nasıl ya? Sessizlik. Elhamdülillah. Bay Edgeworth, ne demek istediğinizi hemen anlatın. Bay White biraz şaşırdı. Açıklamama izin verin. Bu işin sonu hoşuma gitmedi. Bildiğiniz gibi Bay White, Blue Corp şirketinin CEO'su. Ve sekreterinden, April May'den hukuk bürosunun dinlemesini istedi. Bunun ne alakası var? Sayın Yargıç, asıl soru... Bu dinleme cihazı ne zaman ve kimin tarafından yerleştirildi? Hayır, yapma bunu. Bay White. Dinleme cihazını yerleştirmek için Fey'lerin ofisine girdiniz. Doğru mu? Doğru. Çok doğru Miles. Ya bir rahat bırakın bebe. Evet, dinleme cihazını yerleştirmek için hukuk bürolarına gittim. O zaman gördüm o lambayı. Edgeworth, sen tam bir pisliksin. Kafam karıştı. Lütfen açıklayın Bay Edgeworth. Tabii ki de. Bay Phoenix Wright çok haklı. Bay White'ın ofisteki lambayı gördüğünü doğruladı. Bu lambayı görebileceği tek bir an vardı. O da cinayet mahalli. Ve bundan dolayı Bay White'ın katil olduğunu düşündü. Anlıyorum. Ancak... Bay White cinayet gerçekleşmeden önce ofise gidip bunu gördü zaten. Ve o zaman işte dinleme cihazını yerleştirmişti. Yani Bay Phoenix Wright'ın teorisi yanlış. Bay White, lütfen şu dinleme cihazı olayını anlatın hemen. Tabii ki de. Başlayacağım yapacağınız işe ya. Evet, Eylül'ün başlarıydı. Cinayetten bir hafta önce. Hukuk bürosuna girdim. Ve dinleme cihazını yerleştirdim. İşte lambayı o zaman görmüştüm. Sesimi kalınlaştırmaktan boğazım ağrıdı. Demek cinayetten önce gördün lambayı. O yüzden lamba düştüğü anda lamba olduğunu sesinden anladın değil mi? Tabii ki doğru. Anladım. Pekala bayrak sorgulayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? İyi şanslar Phoenix. İyi şanslar. Undertale. Eylül'ün başıydı cinayet gerçekleşmeden bir hafta önce. Kanıtın var mı? Telefon konuşması vardı. Ki bu da dinleme cihazının cinayetten önce yerleştirildiğine bir kanıt. Ha doğru. Hukuk bürosuna girdin. Şurada da presleyelim. Gerçekten siz mi girdiniz yoksa May mi girdi? Ha, hukuk bürosunda parmak izleri bulundu. Kesinlikle Bay White'a aitlerdi. Evet, Edgeworth'u tanıyorsam kesinlikle bunların kontrolünü de yapmıştır. Pekala Bay White, devam edin. Ben yerleştirdim, dedi. Neden cihazı dinlediniz? Şu anki davayla alakası yok bunun Sayın Yargıç. Blue Corp şirketi bilgi toplama ajansı. Müşterilerimin gizliliğini korumam gerekiyor dedi. Kestirdi attı. Edgeworth de işini biliyor. He. İşte lambayı o zaman gördüm. İyi de onun kadar sade bir şey nasıl fark edebildin? Çünkü camdan yapılmaydı. Çok tarz bir şeydi. O yüzden bende etki bıraktı. Böyle güzel şeylerin ilgiye, dikkate ihtiyacı var. Sizce de öyle değil mi? Ah kahretsin. Ne yapabilirim ki? İtiraz edemediğim için geçti direkt. Sanırım işin sonuna geldik Bay Wright. Yenilgiyi kabul etme zamanı bence. Güzel bir şekilde savaştın. Hayır. Bunu daha fazla dayanamam Bay Wright. Pes mi ediyorsun? Evet Sayın Yargıç. Phoenix! Phoenix buradayım. Bu sizi tanıyorum. Mia? Asla vazgeçme Phoenix. Mia? Bayıldık. Şol cennetin. Neredeyim ben? Bekleme lobisi mi? Ne oldu? Aa doğru. Davayı kaybettim. Halüsinasyon görüyor olmalıyım. Ne oluyor be? Ha demek uyandın. Yine bayıldık. Hey Phoenix. Geçmişe döndük galiba. Bak eski dostu karşılamanın yolu bu değil. Bana bakmanı istiyorum. Aha ne oluyor? Kıyafetlerim Maya'nınki. Sen Maya? Fey ailesinin ruhsal güçleri olduğunu bilmiyor muydun? Sen yenilgini kabul edince Maya'nın güçleri aşağı çıktı. Demek Maya seni çağırdı ha ruh olarak. Doğru. Ben Maya'yım ama aynı zamanda Mia'yım. Şimdi beni dinlemeni istiyorum Phoenix. Maya pes etmedi. Sen de pes edemezsin. Bu yüzden sana anlatmaya geldim. Ama çok zamanımız yok Phoenix. Şimdi iyi dinle. Sen zaten kazandın. Ha? Elinde fatura var değil mi? Evet. Üzerine Maya yazan. Phoenix. Onu White yazdı. Ben yazmadım. Peki ne yapacağım bununla? Önüne bak. Kağıdın. Önüne mi? Bu bir fatura. Mobilya mağazasından alınmış gibi görünüyor. $1000 mı? Oha harcamaya bak. Eşya. Lamba mı? Alım tarihi 4 Eylül. 4 Eylül. Bu doğru Phoenix. Phoenix. Evet Phoenix diyor konu. Ben öldürülmeden önceki gün aldım o lambayı. Vay canına. Peki White ne demişti ifadesinde? Eylül'ün başıydı. Cinayetten bir hafta önce. Cinayetten bir hafta önce gördüğünü söylemişti lambayı. İşte bu kadar. Bak, duruşma tekrar başlayacak. Bitir şu işi Phoenix. Masum olduğunu biliyorsun. Sadece kanıtlaman gerekiyor. Doğru. Bu iş bitti. 9 Eylül. Duruşmaya devam edeceğiz. Siz iyi misiniz Bay Wright? Evet, kusura bakmayın Sayın Yargıç. Şu an iyiyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Yargıç, konuşacak bir şey kalmadı. Sorgulama bitti. Şu an tek gereken hüküm vermeniz. Sayın Yargıç, lütfen bana bir şans daha verin. Söz veriyorum. Bu son isteğim. Ama Bay Edgeworth'un de dediği gibi duruşma çoktan bitti. Bir fikriniz var mı Bay Edgeworth? Pekala, son bir şans verelim Bay Wright'a. Pekala. Sorguya başlayabilirsiniz. Kardeşimi görmüş olman imkansız. İtiraz ediyorum. Şuna bir yakından bakalım ha. Üzerinde Maya yazıyor. Kanla yazılmış. Saçmalık. Hayır, değil. Kağıdın diğer tarafına bakalım. Diğer tarafı mı? Sayın Yargıç, kağıdın arka tarafında faturada ne yazdığını söyler misiniz? Bir lamba yazıyor. Ve alım tarihi cinayetten önceki gün. Aha, tipe bak. Tiplere bak. İşte gördüğünüz gibi Bay White. Hukuk bürosuna girdiniz. Eylül'ün başında. O lamba o tarihte orada değildi ki. Kaybettin. Evet Bay White. Yetti mi? Hayır. Bu imkansız. Ah, kendini kaybetti. Pekala Sayın Yargıç. Artık kime suçlu hükmünü vereceğinizi biliyorsunuz bence. Pekala. Bu duruşmalık bu kadar. İtiraz ediyorum. Ya yeter ama ya. Bu kadar hızlı olma Phoenix. Yine ne var ya? Aa, bekle. Unuttum. Bu Edgeworth. Bu ithamlara bir şey söylemem gerekiyor. Phoenix'in masum olduğu için masum olduğuna somut bir delilimiz yok ki. Phoenix Wright özgürlüğüne kavuşmadan önce bir gün daha araştırma izni istiyorum. Bu olayı incelemem lazım. İncelemek mi? Eminim bir raporu falan daha tekrar yenilemeye çalışacak. Bu adam kafadan delil çıkarıyor direkt. Bu kötü. İtiraz ediyorum. Bay White'ın suçu aşikar. Bu duruşmayı ilerletmenin bir manası yok. Evet Bay Edgeworth. Bay White'ı duruşmaya biri çağıracaksa o kişi benim. Yani savcı. Bu yeni ithamların, bu gün ışığına çıkan yeni bilgilerin somut olup olmadığını incelemem gerekiyor. Anladım. İtiraz reddedildi. Ne? Niye be? Duruşma yarına ertelendi. Eğer bu işi şimdi bitirmezsem ne zaman biteceğini bilemeyiz. Edgeworth kesin yine bir şeyler uyduracak. Ve Mia bana o kadar yardım etti. Evet Sayın Yargıç. Eve gidebilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler zamanınız için. Sanık burada kalacak. Mia, Phoenix, şu notu sesli bir şekilde oku. Mia, bu da ne? Mia'nın notu. Sayın Yargıç, bunu okuyabilir miyim? Bugün çok ısrarcısınız Bay Wright. Kesinlikle öyleyim. Sonuçta benim hayatım işin ucunda. Alın bakalım. Mia'nın bana verdiği listede isimler yazıyor. Bunların çoğu tanıdık. Ünlü insanlar. İşte o zaman oldu. Kes şunu. Lütfen. Lütfen durdurun şunu. O listeyi nereden buldun? Bay White, suçunuzu kabul edin. Hemen, şimdi, burada. Yoksa bu liste basına sızar. Ha, şantaj yaptığı insanların listesi galiba. İtiraf ediyorum. Ben yaptım, onu ben öldürdüm. Düşünen heykelle vurdum. Dava kapanmıştır sayın yargıç. Aa, tipe bak. İşte bu kadar. Pekala, bu duruşmayı ilerletmenin bir manası yok. Bay Wright. Evet sayın yargıç. Yine başardınız. Gerçekten çok iyi bir avukatsınız. Evet aynen. Yargıç. Öyle söyleyebiliriz. Aha. Bu mahkeme sanığı Bay Phoenix Wright'ı suçsuz buluyor. Yürü be aslanım benim. Koçum. İşte bu kadar. Mahkeme dağılmıştır. Adam haklı beyler, dağılın. Bunu tekrar diyeceğimi düşünmemiştim. Ama tebrikler. Bir fey olarak doğduğum için çok şanslısın. İkiniz de benim yanımda olduğunuz için şanslıyım. Başarmana sevindim. Teşekkür ederim Phoenix. Kendi hayatını riske attın ve Maya'yı da beni de kurtardın. Bunu unutmayacağım. Neyse, benim zamanım bitiyor. Maya'nın güçleri hala zayıf. Burada çok kalamam. Ne? Hayır bekle, daha konuşacak çok şey var. Endişelenme, bence tekrar görüşeceğiz. Şef! Artık ben şef değilim. Phoenix! Bu gece saat 9'da ofise gelebilir misin? Ofise mi? Görüşürüz. Şef, Mia... Duygulandım. Ya düşünsenize gerçekten, yani adamı ağlatabilecek bir sahne. Öğretmeniniz ölüyor, size eğiten kişi ve sonra bir gün görüyorsunuz bir ruh çağıran bir yardımıyla. Tabii ki de onunla kalıp sohbet etmek, konuşmak istersiniz. Şu an zaman kazanmaya çalışıyorum. Leblebiyi düşürdüm. 2 dakika geç geldik ama olsun. Burada o geceyi düşünmeden edemiyorum. Gelmişsin Mia. Gelmezsin diye endişelenmiştim. Ha tabii ki geleceğim. Pekala o zaman. Çok açım. Bir burger mi yesek, ne yapsak? Mia. Yüzünü görmeliydin. Mia. Neden bahsediyorsun sen? Ben Maya'yım. Maya. Ablam gibi mi göründüm yoksa? Görünmedin. Oydun zaten. Evet. Bunu bir şantaj olarak kullanabilirim. Phoenix, markete git, bana şunu bunu al falan. Ama yani neden buradasın? Bundan dolayı. Bak Mia senin için bir yazı yazdı. Benim için. Phoenix'e iyi bak dedi. İyi bak mı? Ofisi kastediyor aynı zamanda. Bu ofisi. Birinin Wright hukuk bürosuna bakması gerekiyor. Maya Fey göreve hazır. Bekle bir dakika. Çok klişe oldu. Hey Nick. Maya hazır. Sana Nick demem sıkıntı olmaz değil mi? Bence güzel bir isim. Larry'nin sana böyle söylediğini anlattı bana. Nick mi? Bunun anlamı ne biliyorsun değil mi? Biz artık partneriz. Ortağız. Düşününce şu an burada olmamın sebebi Maya. Ama o olmasaydı muhtemelen hapishanede olurdum. Wright hukuk bürosu. Kulağa hoş geliyor. Evet. Teşekkürler Maya. İyi şanslar Phoenix. Hep burada olacağım. Doğru. Pekala Nick, yapalım şu işi. Ha, neyi yapalım? Burgerler. Aptal burgerler. Aşağı mahallede çok güzel bir hamburgerci var. Hadi gidelim. Pekala. Bu da havada böyle biter. Bu oyun insanı yorar. Kesinlikle videoluk bir oyun değil. Yeni bir bölüm eklen. Kaydedelim bakalım.